Ben Kerem Kurçuval. Günün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Stüdyoda önemli bir konuğum var. Doktor Eray Güçlüyer Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Eray Bey, sizi görmek günaydın, çok güzel. Günaydın, sağ olun. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin de yayınımıza. Sayın Pekin, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. İlerleyen dakikalarda trafiğe takıldı Profesör Doktor Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi. O da bizimle beraber olacak. Hemen söyleyelim. Kar geliyor. Yağış başladı. Trafikte de aksamalar var. Onu da hatırlatmış olalım. Ben önce başlıklardan söz edeyim. Neleri konuşacağız bugün? Savaşta 22. gün. Bilançoda acı da büyüyor. Türkiye taraflarla en çok görüşen ülke. Bütün dünya hakikaten görüyor ki tarafları masada oturtmaya çalışan, barışı masada sağlamaya çalışan ülke Türkiye. Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'daydı. Bugün Ukrayna'da olacak. Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşecek. Dün Lavrov'la görüşmüştü. Polonya Cumhurbaşkanı, ülkesinde en çok Ukraynalı misafir eden Polonya'nın Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Zelenski de görüşmenin ardından Türkiye'ye minnettar olduklarını paylaştı. Erdoğan'ın Putin'inle de bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor. Türkiye hakikaten tarafları masada buluşturmak için elinden geleni yapıyor. Zira Rusya ve Ukrayna'nın 15 maddelik bir uzlaşma planında buluşabilecekleri haberleri dün gece geç saatlerde haber merkezlerine düştü. Umutluyuz. Barış için bir umut var. Ama bunlar olurken, yani bir yandan barış için umut doğmuşken, Amerikan Başkanı Biden, Joe Biden kameraların karşısına geçti. Ukrayna'ya İHA, SİHA, tank savar, uçak savar da aralarında olduğu 800 milyon dolarlık silah yardımı, ek bir paketle silah yardımı yapılacağını duyurdu. Putin'i savaş suçlusu ilan etti. Bir yandan barış arayışı, bir yandan da bunlar oluyor. Putin'den de açıklamalar var. Ukrayna'yı tümüyle işgal etme planlarının olmadığını söyledi. Putin bunu ilk kez dile getiriyor. Ama harekatın adım adım devam ettiğini vurguladı. Dünyaya gıda krizi uyarısı yaptı Vladimir Putin. Hatırlatalım, tahıl ihracatını bir süre önce Rusya yasaklamıştı. Biden NATO zirvesi için NATO karargahına geliyor. NATO toplantısına NATO liderleri toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Zelenski ABD kongresinde konuştu. Dedi ki Ukrayna'nın hava sahasını kapatamıyorsunuz, bari bize uçak gönderin. Kongre Zelenski'yi ayakta alkışladı. Zelenski Ukrayna'nın her gün bir 11 Eylül yaşadığını söyledi. Yabancı savaşçılar meselesi, aylık 1100 dolar maaşla 40 bin Suriyeli yabancı savaşçının Rus ordusuna katılmak için başvurduğu bilgisi geliyor. Benzer katılımların da Ukrayna'ya yapıldığı. Mariupol'de Kanuni Camii'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, dışişleri büyük çaba sarf ediyor. Onlarla ilgili son durumda bakacağız, bir insani koridor oluşturmasına çalışılıyor. Türkiye içeride neler konuşuyor? İçeride hayat pahalılığı konuşuluyor. Ramazan geliyor. İftar sofraları, sahur sofraları nasıl olacak? Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O karar piyasaları nasıl etkileyecek? Diğer yandan da seçim yasası. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası neyi amaçlıyor? Bu yasadan hangi parti kazançlı, hangi parti kayıpla çıkacak? Bu işin içinde başka bir iş mi var? HDP kapatılırsa bu yasadan nasıl etkileyecek? Bunları da iki önemli konuğumla, Resul Tosun ve İbrahim Uslu'yla tartışacağız. Ama önce Ukrayna, savaş devam ediyor. Ukrayna ile başlayalım. Evet, Ukrayna ile başlıyoruz. İçimizi acıtan görüntüler, 22. gün dedik, bilanço ağırlaşıyor. Eray Hocam, hakikaten Türkiye, yani diğer ülkeler parayı, ekonomiyi, yaptırımları, silah yardımını, mülteci meselesini konuşuyor. Türkiye ise ya bir adeta Rusya ile bir Ukrayna ile hadi oturun da şu işi çözün. Antalya'da başladı. Bütün dünya izledi. Şimdi Dışişleri Bakanı dün Rusya'daydı. Bugün Ukrayna'ya geçiyor. Lviv'de müzakereleri sürdürecek. Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmesi bekleniyor. Ne dersiniz? Yani bir dünyaya bakalım, bir de ülkemize bakalım. Hakikaten bir yandan da NATO üyesiyiz. Bir yandan Rusya ile ilişkilerimiz var ama buna rağmen de iki ülkeyi Rusya'ya tutmaya çalışıyoruz. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadık. Katılmadık. Bu çok önemli. Yani Montreux ve bu ikisi Rusya ile bizim ilişkilerimizi bence doğru eksende götüren şey. Çünkü daha önce bu NATO'nun batının yıllardır, yani 52'den beri tabiri caizse nasıl diyelim, zararına uğradık yani. Hı hı. Yani onların
aldığı kararlara daha önceden böyle körü körüne adeta itaat eder gibi katılarak çok zararlara uğradık. Bunun en büyük, bakınız bir örnek vereyim size. O şeyde de bizzat Sayın Komutanım da muhtemelen o dönemde bizimle birlikteydi. Irak Savaşı'nda 2003'te Türkiye'nin kaybı 100 milyar dolardı o dönemde. Hesaplamıştık oturup ve biz bunu Amerikalılardan talep ettik. İkinci harekata girip girmeme konusu daha henüz meclis karar vermemişti. Yani olası bir harekat planı için Amerikalılarla görüşürken biz bunu söyledik. 100 milyar dolar bakın dedik yani. Evet. İnanılmaz. Ama bize şimdi, küstahça dediler ki at pazarlığı mı yapıyorsunuz? Yani sizin söylediğiniz konuşulabilir bir şey değil dediler bize. Evet. Ya o zamanki Savunma Bakanı hatırlarsanız öyle söylemişti. Yani bu sefer tabii Türkiye çok akıllı davranıyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Hani ben nasıl diyelim bilinin ötesinde bir şey söylemek istiyorum. Çünkü diplomasi forumuna da katıldık. Yani bir kere diplomasi forumunu hiç kimse orada normal işte insanların gelip toplanıp konuştuğu falan gibi bir şey anlamasın. Onun ötesinde yani diplomasi forumu o kadar çok iyi ülkeyi orada birleştirebildi ki bu bir kapasitedir. Türkiye'nin kapasitesini gösteriyor. Yani Davos ekonomik anlamda neyse Antalya'da biraz ona dönüyor değil mi? Yani gerçekten dünyanın yeni diplomatik başkenti artık Antalya'dır. Dünyaya hayırlı olsun. Yani bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı, bir Türk evladı olarak gerçekten orada gurur duydum yani. İnanılmaz insanlar. Bir de hemen önümüzde oturuyorlar. Yani bu normalde hani onu gidip görmeniz, randevu almanız, konuşmanız imkansız. Çok benzemezlerin bir arada olması. Herkes orada yani. Herkes yani o uluslararası kanallarda gördüğünüz bütün devlet adamları o kadar böyle sade, naif duruyorlar ki yani gidiyorsunuz konuşuyorsunuz ve öyle bir imkan sağlanmış. Orada bir işte Türk akademisyen falan dediğiniz zaman buyurun diyorlar yani konuşuyorlar yani sizin söyledikleri. Dolayısıyla ben hakikaten büyük gurur duydum. Yapanlardan Allah razı olsun. İletişim Başkanlığından, Dışişleri Bakanlığından, orada görev yapan işte Antalya Valiliğinden inanılmaz bir organizasyon, inanılmaz bir yani bir o kadar sıkı güvenlik tedbirleri ama hiç hissetmiyorsunuz. Yani atmosfer gibi böyle. Öncelikle bunun hakkını verelim. Peki. Ama şöyle de bir şey var. Bakınız burada Türkiye'nin artık yapmaya çalıştığı şey biraz daha açığa çıkmaya başladı. O da şu. Evet Türkiye tarafsızlık ilkesi çerçevesinde her iki ülkeyle tarafsız kalmıyor aslında. Her iki ülkeyle taraflı bir şekilde ilişkilerini de devam ettiriyor. Yani tabii, bizim yani şunu altını çizelim. Mesela biz Kırım meselesinden geri adım atmış değiliz. Diyoruz ki biz Kırım kabul edilmez. Bunu Rusya'ya söylüyoruz. Rusya da diyor ki evet Kırım'da ayrı düşünüyoruz ama başka alanlarda da işbirliğimiz var. Fakat bir şey daha var. Bakınız hal böyle olunca Kerem Bey çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani ben şu değilim. Ya siz de durun arkadaşlar hani ya kavga etmeseniz iyi olur falan ama işte ben de işime bakıyorum kavga ediyorsanız da ben de işime demiyor Türkiye. Hayır diyor. Ben seninle komşuyum benim seninle işim var. Seninle komşuyum seninle işim var. Evet. Biz seninle bakın yani tamam. Dünya size sırtını dönüyor ben dönmüyorum. Dönmüyorum bir de şöyle bir şey var. Bakınız bunun aslında görünmeyen de bir yüzü var. O da şu Türkiye yani bir işte anlaşma masa kuruluyor ya. Evet. Şimdi Türkiye hem sahayı etkiliyor. Deminki söylediğiniz hususlarla. Bakınız yani Ukrayna ile bizim hala ilişkilerimiz devam ediyor. Hem de o sahadaki etkisini de masada gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Olası bir barış anlaşması inşallah ben çok da uzun süreceğini görmüyorum. Hani burada çok önemli sinyaller var. Olduğunda bu sadece Ukrayna ile Rusya arasında değil. Belki örtük bir şekilde Türkiye'nin de içinde olduğu bir anlaşma olacak. Umarım. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bakın haritaya baktığınızda zaten az çok bize bir resim bazı şeyler okutuyor efendim ama şimdi tam da diplomasi öncesi polemik yaratmamak için ben bir şey söylemek istemiyorum. Fakat Türkiye tahmin edilenden daha aktif bir şekilde hem sahada hem masada var. Çünkü biraz da Karadeniz'de şey değişince sınırlar bizi çok yakından ilgilendiriyor. Sayın Pekin'e soralım. 22. gün Sayın Pekin. Barış arayışı sürüyor. Özellikle Türkiye'nin çabaları hakikaten bütün dünyanın da takdirini kazanıyor. Ne dersiniz? Ya Türkiye bunlardan sonuç alır mı? Dün Lavrov'la görüştü Dışişleri Bakanı. Bugün Kuleba'yla görüşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla. Bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın arayışları var. Yani üst üste görüşmeler yapıyor. Putin'le bir telefon görüşmesi bekleniyor. Ne dersiniz? Önce buradan başlayalım isterseniz. Yani bence tabii bütün görüşmeler önemli. Türkiye'nin bu görüşme trafiğine devam etmesi lazım. Çünkü bölgedeki olaylar sadece iki ülkenin barışması değil, biz de ilgilendi.
doğrudan bölgede çıkabilecek olan, yani bölgede oluşacak olan düzen Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Yani işte bir yol bir kuşak polisinin kuzey tarafına alın, ondan sonra Türkiye'nin Ukrayna ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ilişkileri, bütün bunlara baktığımız zaman en az Türkiye'de diğer ülkeler kadar etkilenen, yani Ukrayna kadar olmasa bile, Rusya kadar olmasa bile bölgede en çok etkilenen ülkelerden birisi olacak. Ve bu işin sonucunda eğer Türkiye gerçekten bu işi yapabilirse, ki yapacağına inanıyorum, yani o kadar iyi, böyle bir imkan kaybetimiz var. O takdirde yeni bir düzene doğru, yeni düzenin adımlarını duyacağız. Yeni dünya düzeninin adımlarını duyacağız burada. Yani böyle büyük devletlerin arasında kalmadan şeylerle bir takım ne diyelim çok merkezli dünya düşünün, çok merkezli dünyada hareket eder gibi işte Türkiye böyle hareket ediyor. Yani bir taraftan sorunları var, o sorunları rafa kaldırıyor ondan sonra, ama şu andaki olabilecek, halledebilecek sorunlarla ilgili olarak konuşuyor, uğraşıyor. Bence çok iyi bir yoldayız diye değerlendiriyorum. Evet. Umarım her şey düzgün gider. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı konu, daha sonra yani o koyduğu 8 milyon dolarlık falan, bunlar biraz Rusya'nın önünü kesmek için yapılan şeyler. Rusya'nın tavrını durdurmak için yapılan şeyler. Rusya'nın da şu anda neyi amaçladığını zaten biliyoruz. Yani Rusya ordunun, Ukrayna ordusunun yarısından fazlası güneyde, oraları kuşatıyor şu anda. Yukarıdan da çevirme yapıyor Arkov'dan. Ve şeye girmeyecek gerçekten. Yani aşağıyı yaptıktan sonra yukarı çevirecek şeyi. Sayın Kiev'i, peki tam onu soracaktım. Yani bir yandan hani görüşmeler var, masalar, işte şimdi dün gece sızdı 15 maddelik bir plan, ama sanki barış olsun istemiyor Amerika, değil mi? Yani kütleye diyor ki Putin savaş suçlusu, 8 milyon dolar tank savar göndereceğim, İHA SİHA göndereceğim. Yıpratma, yani Amerika'nın hedefi savaş bitmesin, Rusya biraz daha yıpransın, ne kadar yıpranırsa o kadar iyi diye öyle değerlendiriyor. Evet. Oradaki düzen bozulursa çünkü Rusya'nın üzerine gidecekler. Ben yani Kiev'i almayacak Rusya, büyük ihtimalle etrafını çevirecek. Ve bütün bu çalışmaların hepsi, belki de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Barış masasında elleri güçlendirmek için, yani sahadaki olayı barış masasına yansıtmak için yapılan şeyler de olabilir. Bilgilendirmeler, taktikler de olabilir. Yani işte bir taraf diyor ki ben Kiev'i kuşattım, şurada ordunu imha ettim, dolayısıyla şunları şunları istiyorum. Öbür tarafta diyor ki bak Amerika Birleşik Devletleri olarak biz buraya 8 milyon dolarlık yardım yapıyoruz, işte tanklar vesaireler, şunlar bunlar, ve arkasındayız bu işin. Belki uçak da verebilirler. Ama iki tarafın, çünkü iki tarafın elinin, iki tarafta kendi ellerini masada güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu önemli. Türkiye tabii bu işin bir de psikolojik tarafı var. Yani sadece şey yok, sadece işte güç, kuvvet falan değil, psikolojik tarafı da var. Farklı şey yapılıyor, psikolojik harekat yapılıyor. Bütün bunların hepsinin hesaba katılması lazım. Bence Sayın Dışişleri Bakanımız da çok önemli bir rol oynuyor. Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da çok önemli bir rol oynuyor. Yani bu gelişler, gidişler, trafikler... Tabii bunlar içerisinde başka şeyler de olabilir. İşte enerji diye diğer konular da olabilir, ama Türkiye bütün bunlardan faydalanmak suretiyle herhalde bana göre bu iş 1,5-2 ayda biter gibi geliyor. Yani evet, toplam süre olarak çok fazla. Çünkü çok fazla uzadığı zaman büyük ihtimalle biz de çok zarar göreceğiz. Bu ülkeler de çok zarar görecek. Avrupa da çok zarar görecek. Yani bu işin kaybedeni sadece Rusya, Ukrayna falan değil. Biz de olacağız. Şey de olacak. Amerika'da olacak, diğerleri de olacak, Avrupa'da olacak. Bakımdan yani yapılanlar çok çok önemli. Arkasında durmak gerekiyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani Türkiye'nin tarafsızlığından, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığından ya da dengeli davranışından bahsetmek gerekiyor. Bu dengeli davranış çok önemli. Herkese karşı şeffaf. Ne yapmak istiyorsak onu yapıyoruz. Kimseye de saklı gizli bir şeyimiz yok. Gizli ajandamız yok. Evet, yani bütün bunlar önemli. Hani arkadan birisi de anlaşma yapıp öbür tarafta başka bir şey yapmıyoruz. Geçmişte bunların hepsi olmuş, ama şu anda önemli. NATO üyesiyiz. Avrupa ile irtibatımız var. NATO üyesi bir ülke, Rusya ile irtibatı var.
Sadece Rusya mı işte? İran da işin içerisinde. İran da var. Diğer Orta Doğu var. Bütün bunlar, İsrail var. İsrail de beraber de herhalde bir birlikte bir şey yapılıyor. Barış görüşmelerinde İsrail'in de Rusya üzerinde etkisi var. Onlar da sanırım girecekler. Yani çok ümitliyim ben bu işin bir an evvel bitmesinden. Yani bunları televizyonlarda şurada burada böyle şey yapıp dünya kadar işte adam ölüyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor diye arkasından 8 milyon dolarlık silah bağışlama yerine Türkiye'nin bu yapmış olduğu doğrudan barışa katkı çok çok daha önemli. Çok çok daha insanları bir yere götürür, elle tutulur bir şey. Çünkü sonuçta silah verdiğiniz zaman o silah bir yerde patlıyor. Patladığı zaman da bir sürü cana mal oluyor ve bu barış anlaşmasının imzalanmasını geciktiriyor. Umarım 15 maddede neler söylediler bilemiyorum. 15 maddelik barış görüşmesinde işlerinde neler vardı bunların. Şeyin söylemiş olduğu Sayın Ona Putin, isterseniz birazdan gelelim. O maddeleri ayrı ayrı tartışalım isterseniz Sayın Pekin. Bir virgül koyalım. Sayın Pekin önemli bir şey dedi. Yani böyle giderse tahminim 1-2 ay içinde aynısını bu söyledik. Yani. Ama Putin de diyor ki Biden de diyor ki beklenenden daha uzun sürecek. Putin bunun bedelini ödeyecek. Bütün dünya Putin'e karşı birleşti. Türkiye'nin çabaları karşısında bir de Batı'nın arayışları. Bunu karşılaştırırsak yani Batı yine samimiyetsizliğini ortaya koymuyor mu? Şimdi çok önemli bir nokta. Yani aslında iki cümleniz bütün bu şu ana kadar yaşananların, daha doğrusu yeni oluşmakta olan yeni bölgesel jeopolitiğin çok önemli iki cümlesi efendim. Bunu müsaadenizle biraz Buyur. Açıklamak isterim. Evet, yani artık taraflar, yani Rusya saplandığı bataklıktan artık bunun farkında. Tabii. Yani diyor ki girmeyeceğim, tümünü almayacağım. Evet, yani şimdi bakın ilk başta o bütün Ukrayna'ya yönelik stratejik hedefi daha mahdut bir hale geldi. Hatta Sayın Komutanım da söyledi, aynen katılıyorum. Bu saatten sonra Kiev'i alabilmeleri de çok mümkün değil. Evet. Bakın bunu Kiev'i alamadıkları için muhtemelen Odessa'yı da alamayacaklar. Yani şimdi Odessa biliyorsunuz hala açık, bu önemli. Almasınlar da zaten, yani hani artık daha fazla kan dökülmesin ama neticede o stratejik hedefleri biraz daha sınırlı bir hedefe doğru. Neye doğru? Kırım-Donbas hattına doğru evrilmiş durumda. Putin'in konuşmalarından bunu görüyoruz. Rusya tarafının konuşmalarından dünkü işte yapılan o çevrim içi görüşme sonrası yapılan çeşitli açıklamalardan bunu hissedebiliyoruz, anlıyoruz. Ne diyor Putin? Ukrayna'yı tümüyle işgal etmeyeceğiz. Heh. Bu kayıtlara geçsin. Bu kayıtlara geçsin. Bu önemli bir açıklamaydı. Bu savaşın gidişatında önemli bir nasıl diyeyim? Ben olumsuz söylemeyeyim. Ya hadi pozitif bir önemli bir barış adımı diyelim. Hani Sayın Putin de çünkü Türkiye ile de ilişkilerimiz var, Rusya ile de. Hani burada biz tarafsız bir ülke olarak kimsenin yanında ya da karşısında da değiliz. Ama önemli bir şey. Yani en azından bunu söylemiş olması önemli bir şey. Fakat tabii Amerika, ben daha açık söyleyeyim. Amerika kan istiyor, savaş istiyor orada. Bakın bu net. Yani Amerika niye baştan göndermedi? Aslında benim aldığım bilgiler, hani bir tenakuz olacak bir 800 milyon dolar, 1.6 milyar dolar. Evet. Bir 3, bir 6 yani evet, 1 milyarın üstünde bir şey var. Bakınız ne oluyor? Hiç de insani yardım yok, hep silah. Tabii hep silah. Ne oldu? Dedi ki yani ya durun bir dakika, barışmayın, anlaşmayın. Arkadaş savaşın. Evet. Çünkü hakikaten Almanya'da şimdi 100 milyar euro deyince iştahları kabardı silah tüccarlarının. Yani evet, evet ama o artık 100 milyarla filan Amerika'nın ekonomisinin düzelebilme şansı yok. Efendim gelirleri 21 trilyon, borçları 25 trilyon dolar. Öyle birkaç yüz milyarla yok işte bazı Arap ülkelerinden alabildikleri bir işte milyar dolarlarla filan artık Amerika'nın ekonomisi. Maalesef hani lafın yeri geldiği için söylüyorum. Bu tür artık küresel sermaye boşlukları genellikle savaşlarla yeni bir şekil alır. Maalesef yani şu an Allah'a şükür yani Türkiye'nin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Sayın Dışişleri Bakanımızın gerçekten üstün gayretleriyle bu süreç baskılanarak bakın yani orada çok net söylüyorum. Yani burada Türkiye'nin oynadığı rol sadece iki tarafın arasını bulmak değil. Bölgesel etki gücünü sahada da kullanıyor, masada da kullanıyor Türkiye. O yüzden bir şey oldu ama yani çok net şimdi şöyle bir şey var hani bir askeri uzman olarak şimdi olumsuz bazı şeyleri de söylemek durumundayım. Hani bunu bilelim. Yani evet daha önceden de söyledik. Ben de yani artık bu saatten sonra
savaşın çok daha kötü, o beklendiği gibi büyük yıkımlar yönünde Rusya'nın bir hareket tarzı benimseyeceğini düşünmüyorum. Evet. Yani bunun çok sebepleri var, açıklamaları var. Soğuk savaş sonrası aklın Rus ordusunu dönüştürememesinden tutun da yani işte özellikle rasyonel seçenekleri başlangıçta savaş stratejisini belirleyen siyasetin temel faraziyelerinde yapılan hatalara kadar çok şey söyleyebiliriz. Hı. Ama neyse de olan olmuş, yani artık bir barışa doğru gidiliyor. Fakat efendim daha savaş başlamadan önce ifade ettik. Yani Amerika bu bölgeye Afganistan'dan, Orta Doğu'dan ve Afrika'daki kontrolsüz alanlardan çok sayıda silahlı grup gönderdi dedik. Bakın bu sessizlik, daha savaş yoktu. Evet. Bakın bu sessizlik hiç ayrı alamet değil. Bunlar geçiyorlar, muhtemelen geçmişlerdir dedik. Şimdi bence artık Rusya'dan daha büyük tehlike ne biliyor musunuz? O gruplar artık Rusya ile anlaşıldı. Yani inşallah ama bozulmaz. Ama Rusya'ya da Suriyeli savaşçıların. Yani ama şöyle, o Suriyeli savaşçı değil onlar. Yani şimdi kim ne derse de Esed'in askerleri. Esed'in askeri bir güç. Yani onu çekerler tekrar. Yani Rusya getirdiği... Ya Esad kendi ülkesine hakim olamıyor. Ne işi ya var? İşte ama şeyin, Rusya'nın bir vekalet aracı Esed. Yani. Çelişki yani açısından çok söylüyorum. Söylüyorum. Kendi ülkesine hakim olamıyor. Rusya istediği zaman oraya kendi askeri kıtalarından birlik gönderiyor. Yani aynı şekilde Sırbistan'dan gelen var. Belarus'tan gelen var. Rusya bunlara hakim olabilir. Evet. Bunlar Rusya'nın kontrolü dışında hareket et ya da çok az belki kontrolsüzlük olur ama Amerika'nın gönderdikleri yani... Kim kontrol edecek? Yani bence Zelenski'nin asıl problemi bundan sonra barış olsa bile... Nasıl hakim olacak? Bunlara evet, nasıl hakim olacak? O yüzden mutlaka bu barış görüşmelerinde Zelenski'nin Rusya ile yaptığı görüşmeler, bu dağınık düzensiz grupların kontrol altına alınabilmesi için de Rusya ile bakın savaşsa da işbirliğine gitmek durumunda kalacak gibi görünüyor. Aksi takdirde bu şey... Şimdi Avrupa'yı dediniz. Bakın Avrupa ne yaptı ilk başta? Türkiye'yi dışlamaya çalıştı. Tabii. Bakın yok saydı. Sayın Cumhurbaşkanı ta Kasım ayından beri söylüyor. Evet. Yani işte arabuluculuk yapalım ya, işte sakına bak kavga etmeyin, savaşmayın filan. Türkiye müteahhitliğinde Sayın Çavuşoğlu aynı şekilde. Ayrı ayrı gitti iki ülkeye. Evet, Milli Savunma Bakanımız aynı şekilde. Yani hakikaten bu savaşı önlemek için Türkiye çok mücadele etti. Ne oldu? Hepsinde Avrupa baltaladı. Hepsinde Avrupa Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştı. Ne oldu? Milyonlarca insan şu an kapıya dayandı. Ha baktılar ki şey, ve bunu enteresan olan şey. Hadi Rusya ile Avrupa arasında bir mesafe var. Evet. Bu güvensizlik var. Peki Zelenski ile Avrupa arasında nasıl bir şey oluyor, değil mi? Yani evet. Onun arasında da bir güvensizlik. İstediği kadar barış şeyleri ya da yardım, tabii ne yapacak adam? Yardım isteyecek. Ama gaza getirdiler yani. Ciddi gaza getirdiler. Gaza getirdiler ama sonradan da Zelenski baktılar ki bir yardım gelmiyor, bir şey gelmiyor. Durumu anladı yani. Zelenski'nin bakın enteresan olan bir şey var. Rusya'nın gücü var ama Rusya artık doruk noktasına uğraşmak üzere askeri açıdan. Yani gücünü daha fazla ya takviyelerle, daha büyük güçlerle topyekun bir işgale doğru döndürecek ya da ki o zaman Pirus zaferi vardır tarihte. Evet, evet. Yani Piruslaşacak. Zafer anlamsızlaşacak. Rusya çok daha büyük bedeller ödeyecek. Tamam belki sonuca ulaşabilir ama yani ulaşmasa daha iyi hale gelecek. Ama Zelenski şu an giderek güç kazanıyor. Yani askeri açıdan filan. Ama bu güç kazanması olumlu anlamda anlaşılmasın. Yani ülkeyi çok daha büyük bir yıkıma götürecek şekilde güçleniyor. Evet. Bu iyi değil. Yani bu silahlar vesaireler tam da denge sağlamışken... Ülke yerle bir oluyor. Tabii yani şimdi kendi ülkesini tahrip etmeye başlar. Hakikaten yani burada el netice hani o Avrupa'nın Türkiye'nin önüne kesme çabaları, Zelenski ve Rusya'nın Avrupa ve Amerika ile olan güven problemi nedeniyle araya mesafe konulmasından dolayı Türkiye'ye dönmüş durumda. Yani Türkiye bunu tırnaklarıyla hak etti. Yani gücüyle hak etti. Ve inşallah bakın bu barışla Kazakistan'dan sonra, Azerbaycan ve Kazakistan'dan sonra Türkiye bu Ukrayna barışını da sağlayabilirse gerçekten diplomasi tarihinde altın harflerle yazılacak. Onu da söyleyeyim. Çok önemli. Sayın Pekin, Eray Hocam da dikkat çekti. Bu yabancı savaşçılar meselesi hem savaş hukukunu yok ediyor hem de sonrası büyük krizlere neden olur diyor. Hem bunu sormuş olayım. Diğer yandan da Rusya sanki biraz Putin diyor Ukrayna'yı tümüyle işgal etmeyeceğiz. Strateji değiştirmiş görünüyor. Odessa'ya yaklaşan gemilerden söz ediliyor. Kiev kuşatılmış durumda ama sanki isteyerek de bilerek isteyerek Kiev'e girmiyor Ruslar. Strateji değişikliğini görüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Ben önceden beri Kiev'e gireceğini değerlendirmiyordum zaten Rusya'nın. Yani Kiev'e girmesi için bir insanın, yani kocaman kent bu, yani
büyük 2 milyon nüfuslu, 3 milyon nüfuslu. Buraları girseniz alamazsınız. Yani buralarda muharebe, yani eski kentler gibi 100 binlik, 50 binlik kentler değil, çok büyük kentler, mega kentler oluştu. Dolayısıyla gireceğini sanmıyorum. Yani bir komutanın Kiev gibi bir yere girmesi için deli olması lazım, birliklerini tutması. Evet. Çıkamazsınız çünkü yani. Hem bir de orası yani sadece şey değil, kent merkezi değil, kent değil. Yani aynı zamanda çok sayıda derenin, nehrin, nehir kollarının oluştuğu yer, çok karmaşık bir yer. Dolayısıyla yani etrafını çevirir, suyunu kesersiniz, elektriğini kesersiniz, zorlarsınız. Güneyde de eğer ordusunu, yani çünkü ordunun yarısından fazlası güneyde, onu oradan tutuyorsunuz orduyu. Orduyu orada işlevsiz hale getirirseniz, Kiev'i de çevirirseniz, ordunun geri kalanında Kiev'de tutarsanız zaten yapacakları bir şey yok. Bundan daha iyisi olmaz. Zaten büyük ihtimalle hava kuvveti falan da kullanmıyorlar fazla. Şey olmasın diye şehirlerde. Odessa konusu olabilir. Ama bence Türkiye bu konuda çok yani mutlaka Odessa'nın şeyde kalması lazım. Evet. Ukrayna'da kalması için gerekenleri yapması gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü bizim için de çok önemli bir konu. Biz Ukrayna ile Karadeniz'de ulaşımımızı devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu şu, Odessa açık kalacak ki biz ulaşımı yapalım, deniz ulaşımını sağlayalım Ukrayna ile. Aynı zamanda daha sonra büyük ihtimalle bu ateşkes anlaşmasından sonra barış anlaşması oluşacak. O barış anlaşmasında kim ne istiyor? Mesela şu anda biz Azerbaycan'da, Ermenistan arasında barış anlaşması yapılmadı. Sınırın geçeceği yerler şey değil, kesin değil. Burada da yani bir kalıcı ateşkes yapılacak. Birlikler kalacak yerinde, bazı şeyler dondurulacak. Ondan sonra barış görüşmeleri başlayacak. Yani bu kalıcı ateşkes önemli bana göre. Çok çok önemli diye değerlendiriyorum. O bakımdan böyle bakmak lazım diye belki böyle bakmak lazım. Bir sorunuz daha vardı şeyle ilgili. Yabancı savaşçılar. Yani yabancı savaşçılar konusu çok yani yapılmaması gereken bir şey. Zaten paralı askerler var. Yani şirketler var. Onun şirketlerin askerleri var. Yabancı askerler dışarıdan gelen. Ben tabii rakamlar çok büyük. Doğru evet mudur? Yani 40 bin kişi çok... Öbür tarafta Türkiye işte şu kadar 70 bin kişi falan. Böyle baktığım zaman bunların çok büyük lojistik sorunu ortaya çıkar. Nasıl taşınmışlar? Yani şunu daha evvel söylüyorlardı. 16-17 bin kişilik bir grubun savaştan evvel Ukrayna'ya geldiğini söylüyorlardı. Eğer bunlar gerçekten Amerika'nın işte Afganistan'dan, İdlib'den, diğer bölgelerden, Irak'tan, çeşitli yerlerden toparladığı insanlarsa bunları kontrol etmek çok zor. Ama şu var, bir de tabii Amerika'nın bu diğer şirketleri var, Akademi gibi, Blackwater gibi şirketleri var. Bunlar da bu bölgedeler. Bunlar tabii askerleri Amerika'dan mı devşirdiler, başka yerden mi devşirdiler bilemiyoruz. Önemli olan bu. Bu tabii çok büyük bir bela şey için. Hem Rusya için bela olacak, yani Rusya gönderse bile öbür adamlar devam edecekler bu işe. Avrupa için de çok büyük bela. Bu adamlara yetki verdiğiniz zaman, silah verdiğiniz zaman bunları kontrol edemezsiniz. Edemez. Bir yere kadar kontrol ettiniz, bir yerden sonra başarılı olurlarsa direkt sizi yönetmeye kalkarlar. Yani hemen Avrupa'nın dip içinde korkunç bir şey ortaya çıkar. Bir de bunların kontrolü yok. Yani bulundukları alanlar gri alanlar. Savaş hukukuna göre hareket etmiyorlar. Savaş hukukunda bunlarla ilgili bir şey yok. Yani mutlaka savaş hukukunda düzenlenmesi gerekiyor. Yani hem bu konularda hem de bu şey konusunda insan savaşları konusunda savaş hukukunun mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa bu işte gri alanlardan faydalanmak suretiyle çok sayıda insan kaybına neden olabilirler. Acımasız çünkü hepsi. Hepsinin amacı para kazanmak, ganimet elde etmek. Ya da işte macera perestler var işlerinde. Danimarka'dan girenler de şurada burada macera perestler de var. Bir de bana göre şöyle bir şey sıkıntı var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan gönderdiği, çeşitli ülkelerden gönderdiği adamlar büyük bir ihtimalle daha önceden Avrupa'ya göç etmiş ailelerin, Müslüman ailelerin çocukları var.
orada. Onları büyük ihtimalle gönderiyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Yarın bir gün bunlar döndükleri zaman çok daha büyük sıkıntıyla kalkacak Avrupa ülkeleri. Biz de dahil olmak üzere. Yani bir de bunun trafiği var. Bu trafik nereden geçecek? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunlar başladı. Barış anlaşmaları başladı. Bu arada Ukrayna'dan İdlib'e, İdlib'den Afganistan'a, Afganistan'dan Rusya'ya böyle acayip bir trafiği olacak. Savaşçı trafiği. Paralı asker trafiği olacak. Ve biz bu trafiğin tam ortasındayız. Yani onun için Türkiye'nin gayretlerini çok dikkatle izlemek lazım. Türkiye sadece iki ülkeyi barıştırmıyor. Türkiye bu bölgede bir bölgesel bir pakt kurmaya çalışıyor. Ya da bölgesel bir paktın ilk adımlarını atmaya çalışıyor. Huzuru bulacak. Yani Karadeniz'i bir huzur denizi haline getirmeye çalışıyor. Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı bir huzur bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Yani Türkiye'nin işi sadece bu barış anlaşması ya da şeyle bitmeyecek. Rusya-Ukrayna ile bitmeyecek. Ateşkesle bitmeyecek. Ateşkesin sağlanması bitmeyecek. Daha sonra İran faktörü var, Körfez ülkeleri faktörü var, İsrail faktörü var, Doğu Akdeniz konusu var. Bütün bunlarla ilgili görüşeceğiz. Ukrayna şeyle ilgili, Libya ile ilgili görüşeceğiz. Yani onun için ben çok önemli bir iş yaptığını değerlendim Türkiye'nin. Mutlaka desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Ben bir peki, şey ilave edebilir miyim? Bir şey ekleyeyim. Sayın Lavrov da dün dedi ki Türkiye'nin girişimlerini çok önemsiyoruz. Biz zaten Türkiye ile hem Suriye'de hem Akdeniz'de barışın sağlanması için birlikte hareket ediyoruz. Bu anlamda da önemli, çok önemli bir yere vurgu yaptınız. İlave, buyurun. Şimdi bakın demin söylediğim şey, Türkiye hem sahaya etkili hem de sahadaki etkisini masada gösteriyor. Olası bir barış anlaşması olduğunda sadece Ukrayna-Rusya arasında değil, örtük bir şekilde Türkiye'nin de içinde olduğu bir anlaşma olacak dedim. Dediniz. Oradan Odessa'yı kastetmiştim. Haritaya baktığınızda, çünkü hakikaten Sayın Komutanım da belirtti bunu. Bence de böyle olması lazım. Ukrayna'da kalması. Yani Ukrayna'nın bizimle olan irtibatının kopmaması gerekir. Yani bu Rusya ile olan ilişkilerimiz kadar Ukrayna ile olan ilişkilerimizde de önemli. Zaten Türkiye olduğu müddetçe Montrö ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ne Ukrayna'ya... Montrö'nün önemi bir kez daha çıktı. Ne Ukrayna'ya artık... ne Rusya'ya bir ani konvansiyonel tehdit oluşmasına Türkiye asla izin vermez. Evet. Ve şunu da söyleyeyim, evet... Bu sadece bir savaş ve barış anlaşmasıyla sonuçlanan bir süreç değil. Yeni bir jeopolitik bölge oluşuyor. Bu jeopolitik bölgenin içerisinde şöyle bir üçgen gibi düşünün. Ukrayna, Karadeniz, Türkiye, Batı Hazar, Kafkaslar ve üzerinde Rusya'nın da tamamlayıcı bir yer aldığı bir yeni jeopolitik bölge oluşuyor. Bunu da oluşturan asıl güç Türkiye'dir. Bu güneydeki Doğu Akdeniz enerjisinden tutun da işte Suriye, Irak hattından Orta Doğu'ya kadar çok önemli bir bölgeyi İran özellikle ekonomik işbirliği anlaşmasıyla Türk Devletler Teşkilatı'na entegre edilmesi İran'ın bu jeopolitik bölgenin bölgeye İran'ın entegrasyonunda çok önemli bir rol oynaması. Çünkü İran'ın dışlanmaması lazım. Tabii. Yani bakınız İran geçen daha 2-3 gün önce İran Dışişleri Bakanı'nın bir sözü var. Suudi Arabistan'la biz ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Neden? Çünkü artık Amerika için Orta Doğu ikincil önemde. Yani Amerika ayağını elini çekmeye başladı mı huzur gelmeye başlıyor. Öyle söyleyelim. Yani hakikaten bu huzur ortamını da Türkiye'nin kolaylaştırıcı ve destekleyici bir argümanla bütünleştirmesi çok önemli. Bunu da yapıyor zaten Türkiye. Peki. Şimdi dün gece haber merkezlerine bir takım bilgiler sızdı. Dediler ki Rusya ve Ukrayna 15 madde üzerinde görüşmeye başladılar. Şimdi sızan bilgilerde talepler, Rusya'nın talepleri. Diyor ki Ukrayna hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağını deklare edecek. Askeri açıdan bağlantısız ülke dair maddeyi anayasasına koyacak. Donbas bölgesinde Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıyacak. Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul edecek. Rus azının hakları çiğneyen yasalar iptal edilecek. Rus dili ikinci dil olarak kabul edilecek. Ukrayna kendi topraklarında Rusya'yı tehdit edecek. Silah bulundurmasın ve üçüncü ülkeye yapacağı ikili anlaşmalarda saldırı silahı konuşlandırmasın diyor Rusya. Bu talepler kabul edilebilir mi?
Peki Ukrayna ne diyor? Ona geleceğiz. Önce Rusya'yı sorayım. Yani şimdi bunlar demin de söyledik. Pazarlığı büyük mü açıyorlar yani? Evet yani. O aslında çok da büyük açmıyorlar. Yani başlangıçta şunu diyorlardı yani. Biraz aslında biz bir yönetimi Minsk'te var. Minsk anlaşmasında var yani. Evet Minsk'e dönmüş Rusya. Hı hı. Yani hani şunu demiyorlar hani biraz karşılaştıracak olursa. Yönetim gidecek. Bizim dediğimiz işte sanırım Yanoviç'ti değil mi? Evet. O gelecek falan demiyorlar yani. Bütün işte Ukrayna'da Rusça konuşulacak. Ukrayna'ya ben vali Kırım'ı atacağım tanıyayım. Falan demiyor. Bağlantısız oluyor. Burada belki İsveç şu olabilir. Modeli. Yani şimdi burada bunu söylemiş. Mutlaka Rusya burada bu pazarlıktır yani şimdi. Hı hı. Mutlaka Rusya burada bazı esneklikleri de pazarlık olarak koymuştur. Vazgeçebileceği esneklikler de vardır. Bence bunun en önemli kırılma noktası şu olur. Hani evet yani Ukrayna şunu yapar. Tamam ben artık NATO'yla tam tarafsız bir ülkeyim filan belki diyebilir. Demelidir de aslında. Yani hani çünkü Zelenski gerçekten burada tamam bir liderlik ortaya koymuştur ama tecrübesiz değil ülkeyi de savaşa götürmüştür. Şimdi bu paradoksu da görmek lazım yani. Hiç kimse ak kaşık değil orada. Evet. Yani ama şu belki kırılma olabilir. Yani Kırım'ı toprağa Rus toprağı değil de tanımak yerine özel statü verelim şekline de dönüşebilir. Yani Kırım'ı konuşalım. Kırım'ı doğrudan çünkü ilhak demektir. Yani şöyle bir şey var. Bir devlet bir savaşta bakın daha yenişme tam olarak kimin kime galip geldiği de belli değilken bir toprağa veriyorsa o yönetim orada duramaz. Ve o yönetim tarihsel bir sorumlu. Anlaşma olacaksa iki tarafın da bir şey kazanması yani, lazım. Yani iki tarafın da fedakarlığıyla olacaktır. Bence Rusların en büyük fedakarlığı bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Minsk ise buyurun yani o zaman Kırım'ı da başak. Özel statü verelim şekline dönebilir. Diğerleri teferruat efendim. Yani diğerleri bir şekilde çözülebilir diye düşünüyorum. Peki Rusya'nın Ukrayna'nın taleplerini de sayın peki size anlatayım. Diyor ki ön koşulu yok. Görüşmeler uluslararası hukuk çerçevesi iki egemen ve bağımsız devlet şeklinde yürütülsün. Bence herhalde kabul edilebilir bu. Rusya saldırılarını sonlandırsın. Ukrayna topraklarından tümüyle geri çekilsin. Eğer Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçmesi durumunda üçüncü ülkeler Ukrayna'ya güvenlik garantörü olsun. Garantör devletlerden en az birisi nükleer silaha sahip olsun. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Rusya ile pazarlık konusu yapılmasın. Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçmesi karşılığında Avusturya veya İsveç benzeri kendi silahlı kuvvetleri sahip olma hakkı tanınsın. Bunlar Rusya açısından kabul edilebilir mi? Size de böyle sorayım. Yani tabii Rus askerlerinin anlaşma yapılmadan şeyden çekilmesi çok zor. Ukrayna'dan çekilmesi çok zor. Birisi bu. Garantör devlet olabilir. Bu konu daha evvel de gündeme geldi. Garantörlük verilebilir. Bir tanesi şey olacak diye söyleniyor. Nükleer güç olacak diye söyleniyor. Evet. Yani herhalde Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni garantör devlet olarak kabul etmez. Yani Çin de herhalde garantör devlet olmaz. Ona da Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkar. Geriye sadece şey kalıyor. İsrail. Yani garantör devletler İsrail değil. Yani Türkiye. Fransa İngiltere kalıyor. Batı'da kalıyor. Fransa İngiltere kalıyor. Sayılacak onların yani. Da yani onların da nükleer güç olarak Moskova ile karşılaşılmayacak kadar sorunları var. İşte, yani sorunları. Denizaltı sorunu var. Nükleer denizaltı sorunu var. Yani evet yani bu o konuya bakmak lazım. Yani kim olabilir garantör devlet? Önemli soru garantörlerin güçlü olması gerekiyor garantör devletlerin. Belki Türkiye olabilir. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Yani Türkiye'nin garantörleri yani. Olma imkanı var mı? Olabilir. Yani iki tarafta da geçiniyor. İki tarafta da şey yapar. En çok çaba sarf eden. Evet çaba sarf eden. Yapılabilir tabii. Tabii İsveç gibi bir silahlı gücü olur mu? Kendini savunacak bir gücü olması lazım tabii yani. Öyle söyleyelim. Kendini savunacak bir gücü olması lazım. Ama şeyi kabul eder. Yabancı ülkelerin kendi ülkesinde şey yapmasını, üst kurmasını engelleyecek bir takım maddeler olabilir. Onların olması gerekiyor. Çünkü NATO'ya da girmez. Yani zaten baştan itibaren yani o kadar çok konuda yazı yazıldı ki NATO yani NATO'ya alındığı andan itibaren Ukrayna'nın, Rusya'nın bu şekilde hareket edeceği defalarca söylendi. Ama ısrarla bu konu oldu. Tabii asıl sorun şu. Bunu
bütün bu maddeleri şeyin kabul etmesi önemli değil. Ukrayna'nın. Ukrayna'nın arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri ne göbekten bağlı Ukrayna. Bir şey söylediği zaman Ukrayna oraya soracak. Diyecek ki hayır çıkmadan şunu yapmayın. Ya da mutlaka şöyle bir madde koyun. Oraya işte Amerikan birlikleri orada olsun, şu burada olsun şeklinde. Yani bu konuda Zelenski'nin yapabileceği bir şeydi bu. Zelenski bu konuda etkili olabileceğini sanmıyorum. Ben asıl arkada Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekenleri yapması lazım. Siz yani, bunu söylerken ortadaki görüntüde Zelenski evet. İşte konuşuyor kongreye, ayakta alkışlıyor Amerika'da. Hala şimdi oradan şey istiyor. Yani hava sahasının kontrolünü ya da kapatılmasını Savaş istiyor. Ya. Uçak istiyor. Bütün bunlara baktığımızda yani bu eğer bölgede barış sağlanacaksa, ateşkes sağlanacaksa ya Amerika görüşmelere katılacak, o da görüşecek ya da Amerika Zelenski'yi serbest bırakacak. Zelenski kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda görüşme yapacak bu şeyle. Yani şunu da kastetmiyorum tabii. Bir tarafta Zelenski var. Zelenski ülke olarak zayıf bir ülke. Öbür tarafta Rusya var. Rusya büyük bir ülke. İkisini karşı karşıya getirdiğimiz zaman denge yok. Yani masada her zaman Rusya şey gelebilir, öne çıkabilir. Bu Rusya'nın bunu kıracak Zelenski'ye bir destek gerekiyor. Bu destek Batı'dan gelebilir bana göre. Amerika'dan çok Batı'dan gelebilir. Avrupa'dan gelebilir. Avrupa böyle bir destek yaparsa Zelenski'ye Rusya'nın etki gücü belki kırılabilir. Masadaki etki gücü kırılabilir. Ve bazı şeyleri kabul edebilir. Ama Amerika böyle devreye girdikçe emin olun bu barış anlaşmasının ya da barış anlaşmasından evvel kalıcı bir ateşkesin oluşması çok zor. Peki. Sayın Pekin çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Bir soluklanmak adına çok kısa bir aramız var. Aradan sonra bu NATO meselesi var. Biden karargaha geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO toplantısına katılacak. NATO meselesi var. Türkiye'nin başka rahatsızlıkları da var. Onları da konuşacağız. Yani Türkiye Suriye'de rahatsız olduğu konular var. Örneğin PYD'nin silahlanması vesaire. Bu işler bunları da etkiliyor. Önemli başlıklar var aradan sonra. Devam ediyoruz. Ukrayna'yı konuşmayan NATO meselesi var ama siz bir ekleme yapacaktınız. Yani tabii şimdi burada artık Doğu cephesinde yani Rusya'yı kastederek söylüyorum. Daha belirgin bir durum söz konusu. Yani artık süreç Rusya tarafının da barışı istediğine dair kanaatlerimiz oluşmaya başladı. İşte maddeler karşılıklı gidiyor. Bu çevrim içi şeyler de güzel oluyor. Çünkü toplan git neresiydi ayarlama probleminiz yok. Herkes oturduğu yerden sürekli görüşüyor. Evet. Her şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla iyi bir yol bulundu. Yani daha güçlü, daha iletişim sağlandı, daha hızlı bir iletişim sağlandı. Bu da konuşulması gereken her şeyin sürekli konuşulduğu bir çözüm arayışının da oluştuğu bir zemin yarattı. Zaten ama, şöyle değil mi hocam? Yani müzakerenin kabul edilmesi müzakerenin başladığını gösteriyor. Evet, kesinlikle. Yani bu müzakere edelim mi dediğiniz an zaten otomatikman pazarlık başlamış oluyor. Kesinlikle ve burada da Antalya Forumu'nun çok önemli bir itici rolü olduğunu evet. Hem kolaylaştırıcı hem de baskı itici yani barışa doğru iten bir etkisi olduğunu o gün çok net hissettik. Yani orada bakanların görüşmesinde yani tarafların görüşmesinde inanılmaz bir O atmosferi yani orada yaşamak lazım. O zaman dedim ki ya bunlar dedim barışacak. Bunu söylemek de tabii zor. Çünkü her an her şey olur ama ya dedim yani barışa doğru gidiyor. Sonra da Sayın Putin zaten açıklama yaptı bir gün sonra. Yani Ukrayna'nın tavrı pozitifti gibi bir açıklama yaptı. Bu bile çok önemli bir işareti ve inşallah işte sonu devamı gelir diye düşündük. Ama burada şöyle bir şey var. Yani denklem kurulurken Doğu evet Rusya ama Batı'da sadece Amerika ve Avrupa yok. Yani Ukrayna'da Türkiye'de var. Hı hı. Yani biz hem doğudayız ama aynı zamanda da batıdayız. Yani burada şimdi biliyorsunuz yani işte S-400 meselesinde biz Amerika'ya dik durduk. F-35'te vermezseniz vermeyin. İşte
Turkish Fighter X'i yapıyoruz dedik 2023 18 Mart'ında da bir yıl sonra. Evet, bugün 17 Mart, tam bir yıl bir gün sonra da kısmetse kendi milli muharip uçağımız hangardan çıkacak. Yani prototipi yaklaşık 2 yıllık bir test süresi var ama ilk uçağımız uçuyor. Yani şimdiden hayırlı olsun inşallah. Eski bir asker olarak nasıl heyecanlanıyorsunuz? Ya tabii yani ya, efendim o günleri biliyoruz yani hakikaten yani orada o yokluğun tamam yani vatanımız için canımız feda ama o yokluğun o küresel teknolojinin Türkiye üzerindeki baskılarını biz çok hissettik. Yani o eksikliğimizi çok gören birisi olarak inanın şu andan hayırlı olsun diyorum. Yani, çok gözünüz ışıldıyor yani. Evet yani nasıl ışıldamasın efendim yani. Peki. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Yani bence Türkiye yani Rusya'ya karşı evet Zelenski'nin çok ciddi bir bağımlılığı var Amerika'ya. Yani bu kolay bir şey değil. Yani Amerika öyle o düzensiz grupları öyle bir sertti ki sahaya Zelenski'yi kontrol etmek içindir de aynı zamanda onlar. Yani sadece Rusya için değil. Aynı zamanda hem yani şöyle diyor. Siz barışsanız bile ben istediğim zamana kadar savaş sürecek diyor Rusya. Tabii. Ya tamam öyle diyor da yani bu sahada böyle mi olur? Haber merkezinde iki haber var. Bir tarafta Ruslar Ukrayna ile 15 maddeyi konuşmaya başladı haberi var. Diğer yandan Biden kameraların karşısında şöyle diyor, 8 milyonluk İHA, SİHA, taksalar. Bir de şöyle bir açıklaması oldu Biden'ın dün. Yani Rusya'nın ilerlemesi alanda sahaya kim olacağı anlamına gelmiyor tabii. gibi bir cümle söyledi. Bu işte bu yıpratma stratejisi, bu yıpratma savaşı yani asimetrik savaş, hibrit savaş dediğimiz kavramları ortaya çıkarıyor. Yani her zaman Amerika'nın yaptığı şey yani bakınız. Burada hem Zelenski'yi bak sen benim dediğimi yapmazsan benim sahada adamlarım var seni de dizayn ederim. Rusya ile zaten Rusya istemese de benimle savaşacak demektir. Burada tabii şöyle bir cümle size ifade edeyim. Yani Rusya'nın kullandığı vekalet araçları kaybederse Rusya kaybetmiş olur. Ama Amerika'nın kullandığı vekalet araçları kaybederse Amerika kaybetmiş olmuyor efendim. Evet. Öyle de bir durum var. Dolayısıyla denklemde Türkiye'nin ağırlığını da bu anlamda hani Zelenski'nin batıyla olan Amerika ve batıyla olan denkleminde Türkiye'nin olduğunu da bilelim. Çünkü biz bu hibrit savaş ya da işte bu gayri nizami harp ya da işte terör konusunda dünyanın en deneyimli ülkesiyiz. Yani bizim mesela geçen bir televizyon programında ifade ettim. Yani şu an Ukrayna ordusunu Ukraynalılar yönetmiyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ya da Ukrayna Genelkurmay yönetmiyor. Amerikalı ve Avrupalı uzmanlar gelip yönetiyorlar. Yani ne demek o birçok olmayan bölgelerde sektöre savunmaya geçebilmek falan. Bunlar çok zor işlerdir. Bunlar anlık istihbarat gerekir. Bütün bu teknoloji desteğiyle birlikte ancak bunlar gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla öyle ama sonuçta da bakın demin söyledik haritayı şekillendiren de bir Türkiye var. Gerektiği zaman Türkiye Zelenski açısından da Amerika'ya karşı koyabilecek bir gücü var. Yani bu etkinin de olabileceğini ben düşünüyorum ve buna göre bundan sonraki sürecin Amerika için de zaman zaman zor olabileceğini değerlendiriyorum. Peki şimdi aramıza Profesör Doktor Hasan Ünal da geldi. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi. Hasan Bey hoş geldiniz. Biraz zorlu bir hocam, seyahat oldu. Yani kar yağışı yağmur falan derken trafik alt üst galiba. Beklendiğimizden biraz fazla ya artık ne kadar bekliyordu arkadaş bilmiyorum ama tam saatinde çıkmamıza rağmen. Evet. Bayağı neyse kavuştuk. Kavuştuk evet evet. Tekrar hoş geldiniz. Dün çok ilginç bir paylaşımda bulundunuz. Hakikaten de çok dikkatle okudum. Biz hep bu şeyi konuşuyoruz. Türkiye'nin uzlaşma arayışları, Türkiye'nin konumu. Evet. Bir yandan NATO üyesiyiz. Bir yandan Amerika ile öteden beri ilişkilerimiz var. Rusya ile de ilişkilerimiz var. Enerji konusu, savunma konusu. Dediniz ki paylaşımızda. PKK, PYD'nin terör örgütü ilanı, NATO ülkelerindeki türevlerinin yasaklanması ve Suriye'deki PYD'ye yardım etmekten el çekmeleri konusunu NATO platformuna götürmenin tam zamanı. Kabul ettiysek harika olur, etmezlerse Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda üzerimize gelemezler. Açar mısınız? Bence hani epeydir tartışılmayan çok önemli bir açı. Evet, evet biz iki tarafı da kaybetmek istemiyoruz, barıştırmak istiyoruz. Ama bizim de başımızda sorunlar var. Evet, şimdi baştan beri benim söylediğim şöyle bir şey var. Şu tespitten hareket ediyorum. Bu kriz dünyanın bütün dengelerini kökten değiştiremese bile büyük ölçüde sarsacak bir kriz. Kökten değiştirebilir de. Bu krizin nerede biteceğinin de şu anda bir garantisi yok. Yani genel olarak işte savaşları başlatmak kolaydır ama nerede ne zaman biteceğini bilemezsiniz diye sözler vardır. Savaş tarihiyle, askeri tarihiyle ilgilenenler bunu çok iyi bilirler. Birinci Dünya Savaşı'na gitmek için trenlere, İngiltere'de gemilere binen askerler
İşte aileleri onlara Noel'de bekliyoruz diye el sallarken onlar da Noel'de evdeyim diye el sallıyorlardı. Berlin'de, Paris'te, bütün her yerde de aynı. Yani Ağustos ayı başı, Temmuz sonu itibariyle bunlar askere, savaşa gidiyor. Noel'de evlerindeler. Ama 5. Noel'e gidebilenler ancak şanslardı. Hayatta kalanlar oldu. Onlar da bir kolu eksik, bir kolu bacağı eksik falan, Allah korusun. Şimdi dolayısıyla şu andaki uluslararası ortamda böyle bir gidişatın kokusu var. Evet. Yani biraz şöyle bizim bu tür analizleri yaparken kullandığımız şey, fizik laboratuvarımız yok, kimya laboratuvarımız yok elimizde, biyoloji, patoloji laboratuvarımız yok. Ne var? Tarih var elimizde. Evet. Tarihte nasıl olmuş? O da birebir değişen dengeleri gözlemlemeye çalışıyoruz. Oradan ölçeriz, bakarız. Bak böyle denildi ama hiç böyle olmadı falan diye. Şimdi birebir de olmaz olaylar. Yani tarihte böyle olduydu, ille de böyle olacak şeklinde olmaz ama en azından bir takım benzeşmeler çıkartırız. En azından bir takım ya bak şuradan ders almakta fayda var denilebilecek olayları görürüz. Şimdi benim buradan tespitim şu. Bu kriz çok uzun soluklu bir kriz. Şeyde tamamlansa bile diyelim önümüzdeki günlerde Kiev'e baskıyı artırdı Moskova falan derken işte Zelenski ve ekibiyle bir anlaşma yaptı. Bir 15 maddelik anlaşmadan söz ediliyor. Evet. Ama bu yürürlüğe girebilecek mi? Çünkü Batı Ukrayna bunu kabul edecek mi? Batılılar bunu kabul edecekler mi? Onlar Ukrayna'yı batıdakileri silahlandırıp işte yeni partiler kurdurup biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bu anayasa referandumunda hayır diyeceğiz. Çünkü anayasa muhtemelen referanduma falan gitmesi lazım. Tabii. Uygulamaya girmesi için. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Böyle bir anlaşma yapılsa, referandum yapılsa, Zelenski bile olsa ki Rusya açısından en ideal çözüm Zelenski ile olur. Çünkü o zaman meşruiyet sorunu azalır. Evet. Eğer Zelenski kaçar da yurt dışında bir şey kurarsa, sürgünde hükümet kurarsa, Rusya'nın orada anlaşacağı hükümetler hayatta büyük kalamaz. Ölçüde meşruiyet tartışmasıyla yüz yüze gelir. Ama diyelim ki Zelenski ile oldu. Şu bence çok olası bir ihtimal. Yani değişik partiler özellikle bu Lviv merkezli falan o bölgelerden bunlar biz bu anayasayı tanımıyoruz, biz bu anlaşmayı tanımıyoruz diye siyaset yapacaklar. Neticede bu demokrasi. Tabii. Bu ülke bu şekilde yönetilemez diyecekler falan, bu böyle devam edip gidecek. Ondan sonra ikide bir Rusya ben askeri güç kullanırım diyecek, Batılılar hayır kullanamazsın diyecek. Bu arada mesela başka bir şey gelişiyor, Çin. Acaba Batılılar Rusya ile bu denli bir şeyin içine girmişken ben de şu Tayvan işini elden çıkarayım mı? Aynı taktiklerle üzerime gelmeyin nükleerim var diyerek aynı yöntemlerle o da yapar mı? Çok daha büyük bir güç. Yani tabii, hiç tabii. Belli değil. Şimdi dolayısıyla ben burada şuna odaklandım. Dedim ki biz dengeli ve dikkatli bir politika üretmeliyiz. Yani taraflardan doğrudan Batı dünyasının yanında yer almak, doğrudan Moskova'yı karşımıza almak veya doğrudan Moskova'nın yanında olmak doğru değil. Nedir doğru olan? Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu, dengeli, dikkatli, tarafsız diyebileceğimiz bir politika. Bu şu ana kadar da harika gidiyor gibi görünüyor. Aynen. Bunu ben 6 ay, 8 ay önce falan yazdım. Evet. Böyle olmalı diye. Hatta uzunca bir İngilizce makalede tartıştım falan neden böyle olması gerektiğini. Birkaç uluslararası ajansla konuştum ki keza yani hep de anlatıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı benim anlattıklarımla hükümetin izlediği politika arasında da şey var. Yani ben hükümetin politikalarını da yıllardır 10-12 senedir eleştiren taraftan geldiğim için bunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Burada eleştirecek bir taraf yok, göremiyorum. Yok, kendilerinin de eleştirdikleri oluyor artık. Evet, artık yani ben rahatlıkla eleştiren birisi olduğum için burada eleştirecek bir şey bulamıyorum, doğru buluyorum. Şimdi burada kendi çıkarlarımıza odaklanınca sizin sorduğunuz soruya belki biraz bir girizgahla geldik ama şu... Şimdi orada söylediğim şey şu. Önümüzdeki hafta bir NATO konseyi var. Liderler zirvesi. Galiba Perşembe günü. Evet, Perşembe. Ha. 24 Mart. Evet, yani 7 gün sonra Perşembe günü oluyor. Şimdi buraya bence Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şeyle gitmeli. Yani bir yandan NATO dayanışması vesaire bunları söylemeli. Türkiye'nin dengeli ve dikkatli bir politika izlemesindeki NATO için elde ettiği faydalar, kendimiz için değil bakın NATO için. Çünkü evet. Rusya ile ve Ukrayna ile aynı anda gayet iyi konuşabilen, görüşebilen bir ülke konumundayız.
Bunları anlattıktan sonra aynı zamanda şunu demeli. Bakın arkadaşlar, burası NATO. Burası bir ittifak. Benim de sizden bir takım taleplerim var. Neden? Çünkü benim varlığıma, toprak bütünlüğüme, ulusal güvenliğime tehdit bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütüne karşı burada sizden işbirliği istiyorum. Bu sizin göreviniz. NATO'nun ilgili maddeleri uyarınca bunu yerine getirmek durumundasınız. Çünkü bana saldıran bir terör örgütü var. Evet. Dolayısıyla ben NATO'nun ülkelerinin bir karar almasını, PKK, PYD ve bütün türevlerini terör örgütü olarak kabul etmesini, NATO ülkelerinde bunun faaliyetlerine izin verilmemesine, herhangi bir isimle şunla bunla yapmasına izin verilmemesini talep ediyorum. Bunu demek lazım. Eğer buna karşı NATO ve şunu da demeli, yani ben işte hükümette arkadaşlarıma talimat verdim, bu konuyu NATO'nun gündemine, ilgili şeylerine, platformlarına getirecekler. Yani bu konuda hepinizden tam mutabakat istiyorum. Ha şimdi buradan diyelim ki, çok zayıf ihtimal ama bu ortamın gereği, içinde yaşadığımız şartların bir tür gereği, bütün ülkeler dediler ki Türkiye haklı. Kimisi dedi ki ya Türkiye'yi kızdırmayalım, öbürü dedi ki gücendirmeyelim. Bakın Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Şimdi bu krizle birlikte şunu da görmeye başladık. Bu NATO'yu böyle bir sanki gevezelik platformu gibi düşünen bazı Avrupa ülkelerinin ya işte akşamları böyle pub'a gidip de orada gevezelik edilen, acaba Türkiye bizim değerlerimizi paylaşıyor mu, yoksa çekse gitse mi, yoksa bir işe yarıyor mu, biz mi kovsak, mümkün mü değil mi? Ha mümkün değil filan diye konuşan gevezeler vardı ya, onların ağzı kapandı. Çünkü kriz şunu gösterdi kardeşim, NATO bir askeri ittifak ve böyle günler için lazım. Ve burada da pazuları güçlü olan devletlerin sözü daha çok çıkar. Biz bundan, bunu söylersek de yaptırım diyorsunuz ki bunu, yaptırımlar konusunda üzerimize gelemezler artık. Ha bunu diyelim ki geçirdik ve şey büyük bir başarı bizim için. Çünkü gereğini isteyeceğiz o zaman. İki geçmedi dediler, her biri bir taraftan şey yaptı. Ya işte muhtemelen de öyle olur. Falan. O zaman biz de yarın deriz ki, çünkü NATO Genel Sekreterinin falan ağzında şey var. İşte bütün NATO ülkeleri yaptırımlara uymalı da falan da filan da. O zaman biz de deriz ki ya siz bu konuda bize, hani rahmetli babaannem bir lafı vardı. Sen benim elime ne tükürdün ki ben de senin yüzüne onu şey süreyim, yapayım süreyim diye. Bu da böyle, yani siz bana bu konuda yardımcı olmadınız. Ben size ne diyeyim kardeşim demek. Ben doğal hakkı şey olacak. Olur. Mesela sabah uyandığımda bir baktım Twitter'dan. Bu elinde Sovyet yapımı, Rus yapımı silah bulunduran ülkelere şeyi soracaklar, ricada şimdi NATO üyesi olan ülkelere. NATO üyesi olan. İçinde Yunanistan bile var. Onların evet. Da S-300'leri var. İşte Slovakya'nın S-300'ü varmış bilmem ne filan. Bu uçakları, S-300'leri falan toplayalım ve Ukrayna'ya verelim. O bana biraz hayalci geliyor ama. Olmaz. Ama onun teslimatı mümkün değil çünkü. Tabii, mümkün. Tabii. Yani o... Uçak gönderelim ama, diyorlar. Uçak gitti. Tabii, sonra nereye inecek bu uçak? Ama en ilginç şey şuydu. Hiç kimse Türkiye'ye S-400'leri soramıyormuş. Tabii. Heh. Önemli. Hiç kimsenin aklından geçmiyormuş. Bir şey daha var. Buyurun. Bununla birlikte şunu da gördük. Hani bu Rus yapımı silahlar Rusya'ya karşı kullanılamıyordu? Biz S-400 alırken bir de bize onu diyorlardı. Şu sebepler diyorlardı. Bir de diyorlardı ki yarın Rusya ile bir şeyiniz olsa kullanmanız gerekse kullanabilecek misiniz diyorlardı. Kullanabiliyormuş. Demek ki kullanılabiliyormuş. Evet. Bu demek ki kullanılabiliyormuş. Bu söyledik dinlemediler zaman. Ha. Al buyurun canlı şekilde evet, şimdi demek gördük. Ki böyleymiş yani. S-300'ler kullanılabiliyorsa bunlar da kullanılıyor. Bu da önemli. Hakikaten Eray Hocam yani Hasan Bey'in bu tespiti çok önemli. Bu PYD PKK. Çünkü görüntülerle de ortada. Eğitiyorlar, destekliyorlar, para yardımı yapıyorlar. Bunu da gizlemiyorlar. Şimdi size döneceğim ama önce Sayın Pekin'e sorayım. Bu NATO meselesi de önemli bir mesele. Perşembe günü toplantı var. Hasan Hoca'nın dikkat çektiği de bir mesele var. Yani biz de artık kendi derdimizi de anlatalım bir yandan da. Yani dediği gibi oradan üfürmeleri kolay ama biz de kendi derdimizi anlatalım. Nasıl işler bu konu NATO'da? Yani şöyle söyleyeyim, ben Türkiye zaten derdini anlatıyor NATO'da bu konularla ilgili ama bu tabii yeni bir kriz ortamı. Bu kriz ortamında Türkiye'nin aldığı role de baktığımız zaman, önemine de baktığımız zaman, yani geçmişte biliyorsunuz artık Türkiye'nin önemi kalmadı vesaire falan gibi laflar ediliyordu. Bu kriz ortamında Türkiye'nin öneminin tekrar ortaya çıkması,
Yani zaten vardı bize göre de tekrar görülmesi, en azından öyle söyleyelim, karşı taraf tarafından, Batılılar tarafından görülmesi böyle bir teklif yapmaya imkan verir. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum. Yani çünkü onun hesabı farklı, çok daha farklı hesapları var. Ama şu olabilir, evet Hasan hocamın söylediği gibi konu şey olabilir, gündeme getirilir, kabul edilmezse de Türkiye şey yapar, önünde bir şey olur, oraya şart düşer, önünde de bir evrak olur ya da bir karar olur ve istediği zaman da, kendisine gelindiği zaman da kendisine der ki siz bana böyle böyle yaptınız ve bana yönelik bir taarruz eden terör örgütünü kaldırmayı, onunla savaşmayı, onu terör örgütü olarak ilan etmeyi kabul etmediniz. Kusura bakmayın, bana hangi yüze geliyorsunuz diye bunu söyleyebilir. Yani bu doğal bir şey. Ama gelirler, emin olun, yüz yok çünkü. Yani bu konuda da söyleyeyim, yani NATO'da çalışmış birisi olarak da yüz yok. Yani ama Türkiye en azından uluslararası ortamda haklı davasını bir defa daha ortaya koymuş olur diye değerlendiriyorum. Ama bana göre başarı şansı var mı? Yani yok. Ama en azından Amerika olmasa bile başka NATO ülkelerinin şeyine, yani kulağına kar suyu kaçırma diyelim ya da NATO ülkelerinin ya Türkiye hakkı diyecek pozisyona gelmeleri de söz konusu olabilir. Her ne kadar Amerika bu konuya karşı çıksa bile. Çünkü Amerika'nın hesabı bölgede yeni şeyden ne diyelim, Orta Doğu projesinden vazgeçmiş değil. Aynen uygulamaya çalışıyor Orta Doğu projesini. Ve bu bana göre bu şeyi de, Ukrayna olayını da buna bir fırsat olarak görebilir diye değerlendiriyorum. Çünkü onun niyeti, Amerika'yı durduracak tek şey var. Biraz evvel Hasan Hocam da söyledi. Yeni bir dünya düzeni başlayabilir veya onun ilk adımları atılabilir. Amerika belki bunu değerlendirirse, mevcut ekonomik durumunu, kendi durumunu, dünyanın durumunu değerlendirirse, elinden bazı imkanların kayabileceğini görerek belki bu konuda daha farklı bir çalışma içerisine girebilir ama bana göre çok zor diye değerlendiriyor. Allah bize o günleri gösterir umarım. Tam bununla ilgili son, çok özür dilerim. Buyurun. Şu, sizin biraz hakkınız var çünkü bir de, biz biraz konuştuk. Bu bir de şöyle, Türkiye'de çok ciddi bir kamuoyu oluşturulursa bu konuda, evet, bence hepimize görev düşüyor. O zaman yarın hükümete siz işte niye bu yaptırımlara uymuyorsunuz denildiğinde, kardeşim öyle bir kamuoyu var ki, yani bu konuda siz hiçbir adım atmadığınız, PKK'yı ve onun türevlerini terör örgütü kabul etmediğiniz bir ortamda biz kalkıp da sizin yaptırımlarınıza uyarak Türkiye'deki zaten kırılgan ekonomiyi zor duruma nasıl sokalım? Bunu ben kamuoyuna nasıl anlatırım? Bu da önemli bir şey. Yani demokrasilerde bu kamuoyu meselesi de önemli. Buna da çok uygun bir konu bu. Evet. Bence çok çok önemli bir konu. Sizden de ayrıca şeyi soracağım yani. Hasan Hoca'nın dile getirdiği mesele, yani PKK-PYD meselesi işte hazır NATO'da toplanıyor. Yani burada hani PYD-PKK meselesi bize PYD-PKK meselesinin ortadan kalkılması yönünde çok bir inisiyatif vermez. Çok bir imkan sağlamaz. Yani Amerika ve Batı'nın PKK-PYD'ye desteğini kesme noktasında çok fazla bir imkan sağlayacağını düşünmüyorum. Bunların bundan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani desteklemeye devam edeceklerdir. Özellikle Amerika bu konuda desteklemeye devam edecektir. Ama çok önemli bir fırsat sağlar. Ne sağlar? Bize karşı işte F-35'inden tutun da S-400'üne kadar, Amerika'nın katsa yaptırımlarına kadar bize karşı olabilecek şeyleri masaya getiririz. Yani siz bunu mu istiyorsunuz? O zaman önce bunları bir kaldırın bakayım. Önce siz bir F-35'leri verin bakayım. Siz önce efendim bizim Rusya'ya karşı bir şey mi yapmamızı istiyorsunuz? Önce siz bize karşı yaptığınız bir haksızlıkları ortadan kaldırın. Demin hatırlarsanız birinci turda, yani bu Batı'ya Türkiye'nin daha önceden körü körüne itaatinden kaynaklanan, maalesef yani körü körüne o politikaları yürütmesinden hiç analiz etmeden, ya bizim milli çıkarlarımıza uyuyor mu uyumuyor mu diye bakmadan uymasından dolayı Pergeli Brüksel'den tutup, evet. Ya, efendim?
Hergeli Brüksel'den tutup diyorum yani. Ankara'dan değil, Brüksel'den. Evet, dolayısıyla burada... Yani bu geçmişi de bu kadar çok suçlamak uygun bir şey değil. Çünkü bugünden geçmişe baktığımız zaman konuşmak kolay ama o anda iktidarların içinde bulunduğu şartları, silahlı kuvvetin içinde bulunduğu şartları da görmek lazım. Yani ona göre tenkit etmek lazım diye değerlendiriyorum. Hayır, buna katılmıyorum yani, çok net bir şekilde söyleyeyim. Evet. Burada geçmişi tenkit etmek değil, Amerika'nın ve Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısını görmek açısından söylüyorum. Elbette o dönemin silahlı kuvvetleri, o dönemin hükümetin şartları, yani ülke fakr-ı zaruret içerisinde gerçekten ekonomik krizler, siyasal krizler. Yani tabii o anlamda Türkiye'yi ben tenkit etmiyorum ya da eleştirmiyorum. O ayrı bir konu, eleştirilmesi gerekir ama şu an konumuz bu değil. Söylemek istediğim, bizim o batı politikalarına kendi milli çıkarlarımızı gözetmeksizin bağlı halde olmamız bizi gerçekten çok zor durumlara iten sebepler yarattı ve şu an o sebeplerle boğuşuyoruz. Yani burada hani Türkiye'nin sorunlarına baktığınızda tarihsel geçmiş içerisinde bu konuda gerçekten Musul meselesinden tutun da Batı Trakya'ya kadar, hani bırakacağı hakikaten Ege Adalarından tutun da işte daha pek çok soruna kadar bize karşı uygulanan işte Kıbrıs meselesinde en son, yani bu Batı politikalarını, Amerikan politikalarını ders almamız gerekiyordu. Ben şu an Türkiye'nin çok doğru bir noktada olduğunu düşünüyorum ve şunu söyleyebilirim. Hani bunlar kesinlikle masaya getirilmeli. Yani biz PKK ile boğuşurken oraya bir mahdut hedefli askeri harekat yapılması gerekirken yapmak zorunda kaldık. Siz neredeydiniz? Patriotları çektiler. Kendi bir gecede aldılar götürdü. Bir sebep de yok, bir açıklama da yok. Hani dolayısıyla burada şimdi artık bizim de nasıl Zelenski bile Avrupa'ya olan güvensizliğini, Amerika'ya olan güvensizliğini, NATO'ya olan güvensizliğini bu savaş ortamında bile ifade ediyorsa artık bizim de bu anlamda daha güçlü şekilde, hayır arkadaş tamam biz sizinle ortağız, biz sizinle müttefikiz, biz şuyuz ama bizim de çıkarlarımız var, bunu da gözetmek zorundasınız. Aksi takdirde biz size eskisi kadar sizinle uyumlu şekilde gitmek zorunda değiliz. Evet, NATO içinde kalırız. Bu bir Türkiye'nin kazanımıdır, değeridir. Yani asla NATO'dan da Türkiye çıkmamalıdır. Ama bunu körü körüne olmaktan ziyade, ki değil artık Allah'a şükür. Yani Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye-Batı ilişkileri öyle körü körüne bir noktada gitmiyor. Kendi milli çıkarlarımızı esas alınarak ya da bu kendi milli çıkarlarımız projeksiyonda artık yeni bir ilişki biçimi geliştirilmiş durumda. Bu da devam edecek ama bu şunu, buradaki ilk turda da ifade ettim. Yani burada... Ki kriz aslında daha küresel, daha büyük küresel sistemdeki daha büyük kırılmaların ayak sesleri. Yani bu burada kalmayacak, hocam da söyledi. Yani bu taktik bir mesele değil. Oldukça önemli, geniş etkileri olacak bir mesele. Çünkü küresel sistemde artık taşlar yerinden oynamış durumda. Dolayısıyla bu anlamda şunu çok rahat söyleyebilirim. Amerika ve Batı'nın Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı, yani ihtiyacı artacak, azalmayacak. İşte tam da bu noktada biz bunu sürekli önlerine getirip bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları haksızlıkları dillendirip ona göre bir politikamızın oluştuğunu ve burada kararlı olduğumuzu belirtirsek sonuç alırız. Bu birincisi. Bir de önemli bir şey daha var. Bakınız, bu PKK meselesi Türkiye için önemli bir mesele. Çünkü PKK bir tehlikedir. Yani işte biz ordumuz girdi, Allah'a şükür temizledi ve Türkiye'nin güneyden stratejik güvenliğini, sınır güvenliğini sağlamış durumda. Ama bir anlamda da aslında burada diğer bir paydaş da Rusya'dır. Tabii. Yani şimdi Tel Rifat meselesi var, Aynel Arap meselesi var, Lavrov, değil mi? Dün onu Münbiç, ifade ediyor. Münbiç meselesi var. Hatta biraz daha gelin genişletelim. KKTC meselesi var. Bu konuda önemli sinyaller veriyoruz ya. Yani şunu diyorum. Sadece PKK Rusya PYD mı? Meselesinden Batı'yı Rusya'yı çıkardığınız bile Türkiye çıkardığınız zaman bile Türkiye çok önemli kazanımlar elde edebilir. Bence sadece Batı'yla değil, eminim bu Rusya'yla da görüşülüyordur ve görüşülmelidir de. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelirken rota olarak Kuzey Kıbrıs üzerine seçti. Evet. O da, yani bunlar tabii bunlar çok olumlu gelişmeler. Sinyaller. Bu Batı'ya rağmen olan bu hadiseler hem Rusya'yla hem İsrail'le tabii ki Türkiye'nin Batı'ya karşı elini de güçlendirmektedir. Peki nasıl bir dünya düzeni bekliyor? Siz en başta cümleye de öyle girmişsiniz. Yani buradan şunu mu anlamalıyız hocam? Yani NATO, AB, BM artık tümüyle sorgulanacak. Yeni bir yapılar mı oluşacak? Şimdi şöyle, benim görebildiğim kadarıyla dünya tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrilmenin sancılarını yaşıyor.
çok kutupluluk aslında dünya siyasi tarihinin esası. Yani dünyadaki dengeler sistemi genellikle çok kutupluluk üzerinden gitti. Şimdi de böyle olacak. Çok kutupluluğun Türkiye'ye tek kutuplu dünyaya göre çok imkan ve fayda temin etmesi mümkün. Çünkü tek kutuplu dünyada Türkiye hakikaten Amerika'nın ve müttefiklerinin batı dünyasını diyelim, Türkiye hakkındaki gerçek niyetlerini öğrenme ve onlara karşı mücadele etmek zorunda kalma durumunda olduğunu gördü. Evet. Yani biraz önce konuştuğumuz bu Orta Doğu'daki işte Büyük Kürdistan kurma projesini, Kıbrıs meselesinde bu kadar üstümüze gelmelerini, bu Ermeni soykırımı iftiralarını tanımak zorundasınız diyerek yine baskı yapmalarını, şunu bunu bu dönemde gayet açık bir şekilde gördük. Ve bu kırılma belli bir dönemden itibaren başlayarak adım 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 geldi aramızda. Şimdi bu çok kutuplu dünyanın bir başka özelliği de şu olacak. Kabaca 16, yani Batı'nın yükselişi diye düşünürsek bu pek çok diğer faktörle birlikte, yani Rönesans, Reform, onların etkileri, ama sanayi devrimi, bu arada yeni kıtaların keşfi, yeni dünyanın oluşması ve dünya ticaretinin kat be kat artması ve orayı da başlangıçta bu İberik Yarımadası'ndaki ülkelerin kontrol ediyor olması, önce Portekiz, sonra İspanya. Sonra ikisi birlikte, ardından Fransa, sırasıyla İngiltere'nin üstünlüğüne dayanan dönem, işte işgali. Oradan işte Avusturya, Macaristan'a dönüşen Habsburgların özelliği, şeyi, dengedeki yerleri ve nihayet Almanya ve İtalya'nın birleşmeleriyle bir dünya düzeni oluştu diyelim, büyük devletler düzeni. Şimdi o çok kutupluluk, o zamanki çok kutupluluk hep Avrupa Batı merkezliydi. Oraya daha sonra Amerika entegre oldu ve üstünlüğü ele geçirdi. Sonra Sovyetler Birliği dışarıdan geldi. İkinci Dünya Savaşı gibi büyük bir facianın ardından hem ideolojik içeriği de olan bir iki kutupluluk oldu. Şimdi ilk defa Avrupa'nın ve Batı'nın üstünlüğü esaslı olmayan bir çok kutupluluk da geliyor. Yani Çin'i düşünürsek, Rusya'yı Batı'nın batılı görmeme ısrarını düşünürsek, Rusya öyle bir devlet ki doğuluların batılısı, batılıların doğulusu. Enteresan bir yerde ve bunda bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir çok kutupluluk içinde Türkiye'nin fırsatları, imkanları çok olacak diye düşünüyorum. Bir 10 senedir falan bu çok kutupluluktan bahsedenlerden birisiyim, konuşanlardan, yazanlardan ve şimdi bunun geldiğini görmekten de memnunum. Rusya krizinin de, bu Ukrayna krizinin de bunu perçinleyen olaylardan birisi olarak ileride yazılacağını düşünüyorum. Şimdi burada fırsatlar neler olabilir? Örneğin Kıbrıs meselesi tek başına düşünelim. Tek devletli bir Kıbrıs çözümü Rusların da çıkarına değil. Çünkü Avrupa Birliği toprağı oluyor ve bir uzlaşma ile olursa Türkiye'nin de o ülkenin NATO'ya girmesine itiraz etmemesini düşünmek lazım. Yani düşünün, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin 100 kilometre karşısında çok önemli bir noktada bir ada Avrupa Birliği ve NATO toprağı oluyor. Rusya'nın niye işine gelsin bu? Bunu ben Ruslarla epeydir bir konuşuyorum, yazıyorum. Onların bir takım konferanslarına da şey yaptım. Sonra Rus basını epeyce bu konuda şey aldı. Görüş aldı falan. En son yine birkaç yerde yazdım. Şimdi şöyle, bunu dinlediklerinde Rusların tepkisi şu: haklısın. Yani bizim bu belki Kıbrıs politikamızı değiştirmemiz lazım. Ama şunu diyebilirler: İyi de siz bize ne vereceksiniz? Yani Kırım konusunun tartışmaya açık olmadığını söylüyorlar. Çünkü o diyorlar, yani benim anladığım kadarıyla onlar Kırım'ı, İşte zaten bizimdi, bize geri döndü. Bu bir tartışmaya açık değil. Yani üçüncü ülkelerin Kırım'ın bize ait olduğunu tanımalarını istemiyoruz, beklemiyoruz. Bu konu masada değil diyorlar. Sadece belki Ukrayna ile bunu masaya koyabilirler. Bunu siz tanıyın diye. Onun dışındakilerle masada değil. Ama
Orada da yapılacaklar var. Türkiye Kırım'la ilgili herhangi bir tartışmaya girmeden, resmi pozisyonunu da bozmadan mesela Kırım'la ulaşım sağlaması, oradaki üniversitelerle Türkiye'deki üniversitelerin işbirliği anlaşmaları imzalaması. Yani normal bir seyir izlemesi fazlasıyla yeterli Ruslar için. Şeyde de mesela bir Suriye barışı, bize de lazım artık bir Suriye barışı, onlar için de çok önemli. Örneğin Türkiye'deki sığınmacıların geri gönderilmesine dair bir etraflı teknik protokol, Adana mutabakatının güncellenerek ortak teröre karşı ortak mücadele esaslı yeni bir protokol oluşturulması, Rusya ile bizim bir PKK, PYD ve bütün türevlerinin terör örgütü olduğuna dair Rusya'nın kabul ettiği, yükümlülük altına girdiği, bu konularda bizimle işbirliği yapacağını taahhüt ettiği bir protokol. Ve Suriye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması, hepsini içeren bir anlaşma mümkün. Yani bunların üzerinden gitmek lazım, çalışmak lazım bunlara. Ve bunları Rusya ile konuş, yani bugünlerde mesela Rus Dışişleri Bakanı'nın işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye doğrudan konuşması. Konuşması çok önemli. Tabii şeylere Dimitri Peskov'un bir Yunan televizyonuna verdiği demeçte Yunanistan'ı şiddetle eleştirirken, yani spikerin iyi ama NATO üyesi başka ne yapabilir demesi üzerine, hayır öyle değil, Türkiye öyle yapmıyor, sizin gibi değil, gidin bak Türkiye'ye örnek alın falan demesi, bunlar önemli şeyler bu açıdan. Ben zaten 29 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesiyle Türkiye'nin bu konudaki tavır ve politikalarında önemli değişiklikler olduğu kanaatindeyim. Yani orada bir mutabakata da varmış olabilirler veya taraflar pozisyonlarını belirterek ayrılmış olabilirler. Ama o tarihten itibaren Türkiye'nin bütün bu Rusya-Ukrayna krizine ilişkin tavrındaki değişikliği en azından öncesiyle sonrasıyla mukayese ederek görebiliyorum. Son bir şey, az önce şimdi bu geçmişe yönelik olarak toptancı değerlendirmeleri ben ihtiyatla karşılayanlardanım. Şimdi geçmişte de Türkiye hiçbir zaman böyle işte Batı'nın her dediğini yapan falan bir ülke değildi. Çıkarlarını her zaman dikkate alan ve o doğrultuda politikalar üreten, bunlarla ilgili olarak çatışma olduğunda da, yani uzlaşma olmadığında da ayak direyen bir ülkeydi. Mesela Johnson mektubu bize Haziran 1964'te gelmişti Kıbrıs'a müdahale etmeyin diye. Bundan cesaret alan Rumların Ağustos başında 2 ay sonra Erenköy mevzilerine saldırılarına 72 uçakla karşılık verdi Türkiye. Ve hallaç pamuğu gibi attı Rumları ve Rum tarafında Makaryos'la Grivas taraftarlarının görüş ayrılıklarının başladığı noktadır o. Çünkü Makaryos ilk defa, ya biz Türkiye adaya müdahale edemeyecek diye düşünüyorduk ama ediyor. 33 milyonluk bir ülkeyi karşımıza aldık. Bu doğru mu? Dikkate almalıyız, düşünmeliyiz falan diyen açıklamalar yapmak zorunda kaldı. 1975'te Amerikan Kongresi bize 3-2 çoğunlukla karar alıp silah ambargosu uyguladığında, o tarihten sonra bakın silah ambargosu 75'te zannediyorum Ecevit hükümeti zamanında geldi. Ondan sonraki Demirel hükümetleri, ondan sonraki Ecevit hükümeti bu konuda böyle didişe o kararı Amerika'ya aldık. Adeta şey tükürdüğünü yalattı. Hem de Carter'a. Üstelik Carter 1976 seçim kampanyasında gelirken aynen şöyle diyordu Rum lobisine, ben Türkleri adadan çıkartacağım diye. Ama o Carter kendisi Amerikan Kongresi'ne gidip ya bu kararı kaldırın, bu işi yapamıyoruz Türklerle demek zorunda kaldı. Bunun pek çok başka örneğini de veririm. Hiç önemli değil ama 64'ten sonra sadece şunu hatırlayalım. Türkiye yaptığı dış politika değişikliğiyle mesela Sovyetlerle o kadar yakınlaşmıştır ki bugünkü Türkiye'nin sanayi altyapısı dediğimiz tesislerin büyük bir bölümü o zaman Sovyetlerden elde edilmiştir ve NATO'da kalarak yapmıştır bunu. Bu da önemli. Dolayısıyla son cümlenizi rica edeyim, bir yere gideceğim. Yani şöyle, geçmişte hatalı alınan kararlar vardır, geçmişte yanlışlar vardır, bugün de vardır. Mesela şu son 10 senenin dış politikasında olağanüstü yanlışlar, hatalar vardı. Şimdi düzeltiyor hükümet, 2021'in başlarından itibaren hepimiz alkışlıyoruz, doğru buluyoruz. O yüzden yani biraz böyle bakmakta fayda var. Peki, Sayın Pekin size geleceğim. Çok kısa bir ara var, sözünüzü kesmeyeyim. Kısa bir araya gideceğiz, aradan sonra devam edeceğiz. Evet.
Devam ediyoruz. Sayın Peki, size döneceğim ama itirazınız mı var? Yo, itiraz değil de şöyle, belki görüş farklılığı açısından. Yani şimdi baktığımızda hani bir geçmiş dönemde ya da şu anki dönemde yanlış kararlar alınması her zaman mümkün. Bütün ülkelerde bu vardır. Yani Türkiye'ye bu ayrı bir konu ama... Diplomatlar yani, bunu şöyle izah ediyorlar. Dış politikada uzun düşmanlıklar da, uzun dostluklar da yok. Dolayısıyla bu yanlışları da örtüyorlar. Ya, tabii ki yani yanlışlıklar da olabilir. Zikzaklar da zaman zaman olabilir. Yani o günkü konjonktürel şartlarda tartışılabilir de bu. Yani haklıdır demiyorum hani, ama yani şimdi baktığımızda özellikle 1945 yılında Molotov'un, Rus Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'den toprak talebini içeren notasıyla birlikte Türkiye o geçmişin de verdiği acı birikimden dolayı kendini batıya attı. Ve işte Kore Savaşı sonunda NATO'ya girdik. Yani durduk yere girmedik. Bunun bir bedelini ödedik. Ama ondan sonra baktığımızda aynı tarihte işte özel harp dairesi falan kurularak o NATO içerisindeki Gladio yapılanmalarını da Türkiye'yi ele geçirmeye yönelik aynı Ukrayna benzeri diyeceğim şimdi ya, faaliyetleri oldu. Ve o yüzdendir biz öyle bir bağımlı hale geldik ki hani bir tek bir silah bile üretemedik. Silah üretmeye kalkan ya da kendi milli teknolojimizi geliştirmeye çalışanlar da yok edildi ya da başlarına bin bir türlü iş geldi. Şimdi dolayısıyla burada bu kadar... böyle bir körü körüne bir bağlılık olmamalıydı. Eleştirdiğim konu bu. Aynı şekilde Avrupa ilişkilerinde de baktığınızda yani işte daha düne kadar hani Kıbrıs mesela ilk defa bakın artık hayır iki devletli çözüm dedik. Yani bizi neyle kandırdılar? Aman geçmiş dönemde bizzat Dışişleri Bakanları'yla da görüştüm. Dediler ki aman dur siz Türkiye'ye diyorlar, bakın bunu Kıbrıs'a da demiyorlar. Siz şimdilik Kıbrıs'ı ortada bırakın, çok tanıma tanımama konusuna girmeyin. Biz onlar üzerinden sizi de Avrupa Birliği'ne alacağız diye 40 küsür yıldır bizi hani resmen kandırdılar. Yani şimdi burada biz kendi milli çıkarlarımız doğrultusunda yeni bir ilişki biçimi oluşturmaya son işte 5-10 yıldır özellikle muvaffak olabildik. Bu doğru politikadır ama bu noktada da hani ne Rusya'ya, bakın Rusya'yı konusunda da eleştiriyoruz. Yani Suriye'de ki işte Tel Rifat, Minbiç, Aynal Arap bölgelerini, şimdi bunu da Rusya'yla biz daha ciddi şekilde eminim konuşuyoruzdur. Aynı şekilde Amerika'yla da F-35 bilmem ne konularını yani konuşmamız lazım. Bunları daha, çünkü artık bunu sağlayabilecek milli gücümüz var. Yani daha milli olduğumuz, daha bizim kendi çıkarlarımız açısından olduğu şey var. Çünkü geçmişte bu bağımlılığın Türkiye'yi ne kadar yani daha uzatmayacağım mevzuyu ama çok zor şartlara soktuğunu da hepimiz görelim, bilelim efendim. Peki. Şimdi ben burada bakın yine aynı yere geliyor konu. Sayın Peki, söz hakkınızı ben saklı tutuyorum. Konumuz da değil ama şu, ben Gladio uzmanı değilim ama NATO ile ilişkilere gelince Türkiye NATO'da mesela 1962 Küba krizinin ardından Amerika'nın getirdiği NATO askeri konseptini ne itiraz edip ben bunu kabul etmiyorum diyen ülkeler arasında 67'ye kadar da Türkiye istediklerini NATO'dan almadan bunları kabul etmeyen bir ülke. 1952 ile 1962 arasında belki 10 yıllık dönemde NATO'nun ilk yıllarında, yani NATO'ya girdiğimizin ilk 10 yılında belki gereğinden fazla Amerikancılık yaptığımız doğrudur. Ama onu şuna ya da bu iktidara şu ya da bu şekilde bir eleştiri haline getirmek de zor o günün şartları çerçevesinde. Ama Türkiye doğruları yani şartların kendi politikalarını yanlışladığı zaman düzeltmesinde bilen bir ülkeydi. Bunu geçmişte de yapan bir ülkeydi. Son 5-10 yılda biz milli hale getirdik dış politikayı. Bu çok yanlış olur. 64'te başlıyor Türkiye'nin kendi silahını yapma hamleleri. 74'ten sonra hız kazanıyor 75'te. Ve bu adım adım geliyor. 64 ile 74 arasındaki çıkarma gemilerimizi falan kendimiz yaptık Kıbrıs'a. Yani... Türkiye'yi böyle efendim son 5-10 yılda böyle milli hale geldik. Yok, ben size bir şey söyleyeyim. Bu hükümet 2002'de geldiğinde daha önce belirlenen Kıbrıs'la ilgili milli politikaların hepsini ters yüz etti. Anlam planlı hükümet kabul etti vesaire. Bu hükümet 2017'ye kadar Kıbrıs konusunda yanlış bir çizgideydi. 2017'den sonra Rumların her şeye hayır demesi üzerine de toparladı, iyi yaptı. Yani... Şimdi Türkiye hep eskiden kötüydü. Şimdi işte son 5-10 yılda toparladı. Bu böyle bir şey olmaz ya. Peki, böyle bir dış politik analizi olmaz. Peki. Sayın Pekin, şimdi bu NATO toplantısından ne çıkar? NATO diyor ki biz asker göndermeyeceğiz. Özür dilerim ama bakın şimdi konu çok farklı bir noktaya gitti. Konumuz bu ben da değil başka hocam. Ben başka da bir şey söylemeyeceğim. Yani burada tutup da kimseyi geçmişi kötülemek, bilmem ne, hükümeti olumlamak, olumsazlamak, siyaset konuşmuyor. Ben siyaset uzmanı da değilim.
Fakat ben de şunu söylüyorum. Ben de söylüyorum. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi sınırlarım içerisinde kalarak şunu söylememe müsaade edin. Yani burada konu dediğim gibi siyaset, hükümet bilmem işte o tarih değil. Hayır yani bizim NATO'ya bağımlılığımız nedeniyle bize yıllardır kendi milli silahlarımızı yaptırtmadılar yani. Bunu kabul edelim. Avrupa Birliği bizi çok çeşitli yönlerden oyaladılar. Bunun içerisinde bugünkü hükümet de vardı, geçmiş hükümetler de vardı. Konumuz o değil. Ama neticede daha iyi hale gelmek durumunda. Onu söyleyeyim. Bütün bu oyalamalara rağmen Hasan Bey, bütün bir bağlantım var. Türkiye belli dönemlerde önemli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir açıklama yapıyor. Özür dilerim, kesmek zorundayım. O açıklamaya bir dönelim. Olan Malkara Çanakkale otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprümüzü hizmete açıyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın Malkara Çanakkale otoyolu ile birlikte yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını hep birlikte yapacağız. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, "Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?" der. Biz o benzeri yaşanmamış harbin, feda edilen canların anısını yaşatmak için dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü, adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleriyle aziz şehitlerimizin hatırasını bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir. Köprümüz enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2023 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3563 metre uzunluğunda 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4608 metreye ulaşmaktadır. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecektir. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yükseklik ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşımaktadır. 2023 metre orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri 18 Mart 1915 Çanakkale zaferine işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız ve selamımızdır. Kırmızı beyaz renkli kuleler al bayrağımızı işaret etmektedir. 4 yıllık yapım süresi boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız ve en yoğun zamanda 6 bin personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Değerli arkadaşlarım, projemizin sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra teknik özellikleriyle de ülkemizdeki örnek ve lider projeler arasında yer alıyor. Malkara Çanakkale Otoyolu ile birlikte Çanakkale Köprümüzün akıllı ulaşım sistemleriyle donattık. Proje kapsamında 225.250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 34 değişken mesaj işaretleri, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 adet felaket kurtarma merkezi ve 1 adet acil çağrı sistemi gibi önemli akıllı ulaşım sistemleriyle o yollarımız donatıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri kontrol merkezlerinden 7/24 esasına göre yapay zeka ile izlenecektir. Türkiye'de ilk kez uyguladığımız LED otoyol aydınlatma sistemiyle diğer sistemlere göre yılda 3.530.000 kilowatt saate yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu şekilde 300 ton karbon salınımını da önüne geçeceğiz. Köprü ve otoyol projemiz kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda
1 milyon 540 bin ağaç dikildi. Büyük resme baktığımızda ise Malkara-Çanakkale otoyolumuz 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Safaştepe otoyol projesinin önemli bir parçasıdır. Bu otoyolumuz aynı zamanda Gebze-İzmir otoyoluna bağlandığında tüm Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol zincirinin devamı olacaktır. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ona kulak verdik. Açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İsmail Hakkı Pekin'e gideceğim. Eğer sulh olduysa stüdyoda. Peki. Sayın Pekin, NATO'yu soruyordum. Diyor ki biz Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz. Ama silah göndermeye devam edeceğiz. Bu zirvelerden ne çıkar? Ne beklemeliyiz? Yani savaşta asker göndermeyeceğiz dediğine göre NATO tarafı olmayacak artık. Yani NATO tarafı olmayacak tabii. ama gene işte asker göndermeyeceğiz diyecekler. Asker göndermeyecek ama silah gönderecek, başka şeyler gönderecek. Ve savaşın devam... Yani NATO Amerika'nın istediği şekilde karar almaya zorlanıyor. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda ve bu istediği şekilde karar almaya zorlandığı için de şimdilik işte Almanya'nın silah savunma bütçesinde artışı var. Fransa'nın sesini çıkartmıyor. Diğerleri sesini çıkartmıyor. Büyük ihtimalle eğer böyle devam ederse Amerika Birleşik Devletleri o NATO'da o konsolidasyon bir müddet sonra çatlamaya başlayacak. Çünkü alınan kararların Avrupa'nın hayrına olmadığı ortaya çıkacak. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi ne demek 17 bin füze göndermişler. 17 bin adet tank savar füzesi. Şimdi yine göndermeye çalışıyorlar aynı füzelerden. Ve omuzdan atlan 3700 adet de hava savunma füzesi göndermişler. Şimdi bunun anlamı savaşın uzaması demek. Savaşın uzaması, biraz evvel birinci bölümde konuştuk. Şeyler var dediniz. Yabancı askerler geliş. Bunların artması. Yani bu konu Avrupa'yı çok rahatsız eder. En başta biz de rahatsız oluruz. Amerika Avrupa'yı da rahatsız eder. Dolayısıyla Avrupa'ya geçer. NATO bana göre yanlış karar alıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda karar alıyor. Geçmişte de bunlar oldu. Çoğu zaman zorladılar. İngiltere ile birlikte. İngiltere işte onların bir lobisi var. İngiltere, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri. Almanya'nın zaten bir İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan bir anlaşması var. Bu zorlamalarla olan bir şey. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu zorluyor. NATO ülkelerini zorluyor. Avrupa ülkelerini zorluyor. Biz de zorlayacak büyük ihtimal. Biz de zorlayacak. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin kararlı olması lazım. Ve biraz evvel Hasan Hocam'ın söylemiş olduğu konu vardı. Bu terörle ilgili konu. Evet. EYD'yle ilgili konu. Bunları Türkiye'nin orada gündeme getirmesi lazım. Ve Amerika'ya da gereken cevabı vermesi lazım bu konularla ilgili. Zaten bize F-35'leri vermiyor. Şeyler geldiler burada konuştular, şeyleri konuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi işte yeni baştan dedi, sorunlarımızı ortaya koyalım işte S-400'leri. Parayı da vermiyorlar bir de. Evet F-16'ları falan bunları ortaya koyalım dedi. Türkiye bunların hepsini ortaya koyması lazım. Yani bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bazı toplantılarda yani şu andaki toplantı tabii şey şu andaki toplantılar daha çok Ukrayna'yı vesaire falan hesabından işte böyle bir sıkıntılı dönemde biz kendi çıkarlarımız var. Yani Amerikalılar bizim en sıkıntılı olduğumuz dönemde Avrupalılar en sıkıntılı olduğumuz dönemde kendi çıkarlarını ortaya koyuyorlar. Bunu yaparsan şunu veririm diyor. Yani bizi yıllarca Avrupa Birliği'ne girme hayaliyle kandırdılar. Kıbrıs'ta başka yerlerde birçok taviz almamız vermemize neden oldular. Yani Türkiye'nin bu konuda artık yeteri kadar tecrübesi var. Şeyleri de var. Ne diyeyim diplomatları da var bu konuyla ilgili. Üniversiteleri de var. Üniversite hocalarımız var. Çok rahatlıkla yeni politika üretip mevcut gidişe göre bunu ayarlamaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri böyle giderse bu savaş bütün Avrupa'yı sarar. Ama savaşın Avrupa'yı sarması istenmiyorsa
O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin burada dizginlenmesi lazım. Yani bu silah, tesisat, malzeme bu hayır için gönderilmiyor. Yani şunun için gönderilmiyor. Rusya çok güçlü. Bu adamlar Rusya'yı durdursun. Rusya'yı durduracak silah gönderilmiyor. Rusya'yı yavaşlatacak, yıpratma savaşına yol açacak silahlar gönderiliyor. Yani isteseler Rusya'yı durdururlardı baştan Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu anda mesela Kuzey Ege'ye bir tane uçak gemisi koymuşlar. İsterlerse oraya 3 uçak gemisi getirirlerdi. Etkilerlerdi Rusya böyle saldıramaz. Ama alenen Rusya'yı teşvik ettiler saldırması için. Alenen teşvik ettiler. Ukrayna'yı yalnız bıraktılar. Ama Zelenski'nin bu savaş kararını tek başına verdiğini sanmıyorum. Zelenski o Nazi grupların, diğer grupların da kontrolünde. Onlar Zelenski'yi... Sayın Pekin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'de, Kanun Camii'nde mahsur kalan Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklama yapıyor. Bir o açıklamaya dönelim. Ve NATO'nun da, işte NATO üyesi diğer ülkelerin de benzer şekilde bize karşı herkesin yapması gerekenleri yapmasını bekliyoruz. Bu arada işte biliyorsunuz bu Mariupol'da bir camide mahsur kalan insanlar var. Bunlara çok yakın ilgi gösteriyoruz. İşte onlarla alakalı bu temaslarımız sürüyor. Bize verilen cevap orada şimdi çatışmaların sürdüğü arkadaşlar. Dolayısıyla emniyette olmayacak herhangi bir şekilde istenmeyen durumlar doğabilir. Biz bütün yolun emniyetini aldıktan sonra bu tahliyenin yapılması daha uygun olur şeklinde değerlendirmeleri var. Biz de bu değerlendirmeyi sürekli takip ediyoruz. Arkadaşlarımız temaslarını sürdürüyorlar. Oradaki bu masum insanlar, çocuklar, kadınlar, efendim diğer işte yaşlı başlı, neticeten sivil insanlar. Bunlar tahliyet içinde azami gayret gösteriyoruz. Şimdi şöyle, bizim yani yaptırımlara katılmıyoruz diye bir şey yok. Birinci madde bu. İkinci madde de Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan yaptırımlar her neyse, Türkiye Cumhuriyeti onlarla alakalı gereken üstüne yapıyor. Burada da işte yaptırılmanın hedefleri, işte efendim onların elde edilmek istenen sonuçlar dahil. Bunları da biz diyoruz ki hani biraz daha böyle iyi, dikkatli düşünelim, dikkatli planlayalım. Herhangi bir şekilde yani biz efendim olayı büyütmek değil, olayı sınırlamak lazım. İşte ateşkesin bir an önce sağlanması lazım. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte işte bu siyasi görüşmelerin, diplomatik görüşmelerin başlamasıyla bir an önce işte orada bir istikrarın, barışın istikrarın gelmesi lazım. Efendim, tabii bu arada şimdi bazıları böyle sert, aşırı, efendim, doğrudan böyle yani yumuşaklık olmadan direkt efendim hocam bir kitap uygulamadan bahsediyor. Öyle bir şey olsaydı Antalya Forumu olabilir miydi? Hulusi Akar'ın da açıklamalarını NATO Bakanlar Toplantısından sonraki açıklamalarını dile getirdik. Camiden tahliye edilmeye bekleyen Türklerle ilgili tam güvenliği sağlanmasını beklediği söyleniyor. Söylüyor. Biz günlerde deklara getiriyoruz. Camiye 70 kilometre mesafede Türkleri tahliye edecek otobüsler bekliyor. Ama çatışmalar devam ettiği için tam güvenlik sağlanmadığı için vatandaşlarımız camide bekliyor. 153 kadar vatandaşımız var. Şu ana kadar camiye çok şükür bir saldırı yok. Tahliyesi için de çaba sarf ediliyor. Siz bir şey söylediniz hocam. Bu şey eğer İsmail Hakkı Pekin Paşa bittiyse şeyi söyleyecektim. Bitmedi de. Financial Times'da sabah çıkan şeyler hani 15 maddelik bir taslak evet. Üzerinde bayağı ilerleme kaydedildi diyor. Benim tahminim de zaten Zelenski ile Ruslar uzlaşmak isteyeceklerdir. Hatta evet. Zelenski'ye bir şeyler de verebilirler karşılığında. Yani o Donbas'taki iki cumhuriyet bir federal yapı içinde şeye katılabilir. Zelenski bunu kamuoyuna işte bak Kırım'ı kaybettik ama onları geri aldım falan Odessa'ya diye vermedim. Satabilir. Evet daha fazla işgal altına girmedi topraklarımız falan diye. Şimdi orada şöyle bir şey var. Ya bir defa Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması, nötral ülke olması. Evet. Kendisine ait bir ordusu tabii ki olacak ama herhangi bir pakta girmeyecek. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyor ki işte Amerika, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerin garantörlüğü karşılığında. Şimdi burada kritik bir şey var. Bu bizi şöyle düşündürebilir. Ya bu iyi bir şey. Biz de gidelim garantör olalım. Ama bu çok sorunlu da olur. Neden? Çünkü şöyle. Şimdi bir uluslararası anlaşma yapılacak.
Buna hepimiz imza atacağız. Biz de garantör bunu olacağız. Bunun bir benzerini vaktiyle Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken 1960'ta yaptık. Evet. Ama orada özel çıkarlarımız vardı. Şimdi ben size şöyle bir senaryo söyleyeyim. Şimdi böyle bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın ekinde hatta Ukrayna'nın değiştirilmesi mümkün olmayan anayasa maddeleri de eklendi. Evet. Anlaşmaya. Şu maddeler Ukrayna Anayasası'nın değiştirilmesi mümkün olmayan maddeleridir denildi. Peki bunu da kabul ettiler. Referandum yaptılar. Ta referandumda Batı Ukrayna dedi ki oradaki partiler biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. B, kıl payı geçti ama günün birinde bu Ukrayna şu bu bunlar birçok ülke gibi böyle aşırı yolsuzluğun, kötü yönetimin kol gezdiği ülkeler. Şimdi oradan radikal bir hareket çıktı mesela yine Lviv merkezli evet. diyelim ve dedi ki kardeşim ben bu anlaşmayla, bu anayasayla bu devlet yönetilmez. Ben bunları değiştireceğim. Avrupa Birliği'ne sokacağım Ukrayna'yı falan. Şimdi işler gerilmeye başlar. Bu demokrasi parti iktidara geldi. Ruslar dedi ki ben silah kullanırım bir şey yaparsan. Şimdi ne yapacağız? O zaman ne yapar Türkiye? Bence hiç bu işe girmemek lazım. Bunu kim garanti ediyorsa etsin. Tamam, biz şunu yapalım. Her iki tarafla iyi geçinmeye devam edelim. Her iki taraf bizden bir şey istesin. Her iki tarafla konuşabilen durumda olalım. Burada bir gün ipler kopar. Benim tahminim bu Ukrayna krizi kolay kolay çözülmeyecek. Böyle devamlı başka bir safhaya girecek, başka bir şeye dönüşecek. Eklenecek, çıkacak. Gidecek, gelecek böyle. Şimdi orada garantör olmak yerine iyi ilişkiler içinde olan bir devlet. O iki tarafla da ekonomik, ticari ilişkiler, Rusya ile bir takım stratejik ilişkiler, siyasi bir diyalog vesaire bölgesel konularda Ukrayna ile ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler, onların sanayi altyapısından Türkiye'nin faydalanmasına yönelik ilişkiler, bunların hepsinin artırılmasında büyük fayda var. Ama garantör. Ama garantörlük çok riskli bir şey. Bir de garantörlüğün ne anlama geleceğini de görmek lazım. Ondan sonra da belki söylemek lazım ama her halükarda mesafeli durmakta fayda var. Gözlemci olmak ayrı bir şey, garantör olmak ayrı bir şey. Sayın Peki, sizin NATO ile ilgili sözleriniz yarıda kaldı. Ben şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu bu şekilde empoze ettikçe ve NATO şu anda Rus tehdidinden dolayı herhangi bir şey NATO ülkeleri söylemediği takdirde yanlış bir yola gideriz gibi değerlendiriyor. Ben NATO'dan bu konuda bir devam kararı çıkacak büyük ihtimalle. Umarım Türkiye'ye sıkışacak bir karar çıkmaz. Yani bütün NATO ülkeleri şunu yapsın, bunu yapsın gibi bir karar çıkmaz şeyle ilgili. Bir müdahale kararı çıkacağız sanmıyorum. Yani belki yardım kararı çıkabilir malzeme konusunda. Yine de Türkiye'nin çok daha dikkatli olması lazım diye değerlendiriyorum. Bu konularda biz yani şeyi bilmiyorum. Ne olur ne biter, nasıl karar alınır? Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya şunu göstermeye çalışıyor. Çin'e de dahil olmak üzere. Bak, NATO benim kontrolümde, böyle bir şeydeyim. Bütün herkesi kontrol ediyorum. Dolayısıyla ayağınıza denk alın. Benim istemediğim bir şey olmaz burada falan diye, Avrupa'da diye. Hem NATO ülkelerini hem de diğer ülkeleri Rusya dahil olmak üzere etkilemeye çalışıyor. Umarım bu tuzağa düşmez diğer devletler. Yani pek fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü karar almak da zor. Çünkü Fransa'nın, Almanya'nın, diğer ülkelerin bazı konularda gönülsüz olduğunu görüyoruz. Evet. Siz de dersiniz Eren Hocam. Hem bunu sormuş olayım hem de bu Almanya'yı da tekrar hatırlarsak ağır bir silahlanma kararı, hatta şey dediler uyan devi uyandırdınız. Bir Avrupa ordusu kurulabilir mi? Yani Avrupa ordusundan ziyade şunu, hani neden bu hareketler? Aynı zamanda garantörlük meselesini sormuş olayım. Evet, yani garantörlük şöyle, önce Avrupa konusuna gelelim. Şimdi efendim, bu Ukrayna meselesinin başlangıcında Avrupa ve Amerika Ukrayna'yı bir mücadele sahası olarak görüyorlardı. Yani ne Ukraynalılar ne de Ukrayna, ne Avrupa'nın ne de Amerika'nın umurunda değil. Bakın bunu çok açık ve net söyleyeyim. Onlar için stratejik hedeflerine ulaşmada bir basamaktır Ukrayna. Ve bu noktada da stratejileri, işte o Biden'ın dün söylediği gibi Rusya'ya adeta alan açtılar yani.
Yani şu mesele çok manidardır. Hani bir savaşa başlayacak artık, yani ayak sesleri duyuluyor. Baştan daha savaş başlamadan merak etme biz oraya asker göndermeyeceğiz demenin anlamı ne? Evet. Değil mi? Hani diyeceksen de, bu eleştirildi de, diyeceksen de bunu ortalarında filan söyle. Bak, bugüne kadar senin NATO'ya olabiliriz diye nasıl oynadın yani? Bir de orada işte sürekli, ki Zelenski'nin işte tamam bir liderlik kapasitesi var ama devlet tecrübesi olmaması gerçekten çok büyük hatalar yapmasına da sebep oldu. Adeta yani bunu baştan söyleyerek, hani bunu bilinçli olarak söyledi Biden. Hani ağzından tesadüfen çıkmış filan bir şey değil. Dedi ki yani Rusya gelsen ben şey yapmayacağım. Asker göndermeyeceğim. Evet, asker göndermedi ama asker dışında her şeyi gönderdi. Göndermedi, şimdi, devam ne oldu? Ya. Daha büyük bir sarmalın içerisine girmesine sebep oldu Rusya'nın. Ve girdikçe daha büyük enerji kaybedeceği bir durumla şu an Rusya karşı karşıya. Dedim ya bir önceki turda pirustaşıyor artık tabii, yani tabii. İş. Bakarsanız 6 orduyla başladığı harekatını 10 orduya çıkarmak zorunda kaldı. İşte şeyin ekonomisi... FSB'nin dış istihbarat sorumlusunu ev hapsine aldı, tutukladı. Kor general, bunun dışında sahadaki 8 generali görevden aldı. 4 general kaybetti cephede. 4. generali öldürdüler dün, vuruldu Ukrayna sahasında. Dolayısıyla yani bütün bunlar aslında ABD'yi haklı çıkardı. Hani bunu size söyleyeyim, yani ABD'yi haklı çıkardı. Çünkü savaşın temel siyasetinde ki belirleyici stratejinin varsayımları yanlış hesaplandı. Zelenski'nin gideceği düşünüldü, gitmedi. Ukrayna ordusunun savaşmayacağı düşünüldü, savaştı. Halkın Rusya'ya biat edeceğini, Rusya'ya ilhak edeceği düşünüldü. Tam tersi şey yapıldı. Yani halk direnmeye başladı. Dolayısıyla bu sonuçta Amerika'nın istediği oldu, öyle söyleyelim. Yani bundan sonraki süreçte tabii baktığımızda şöyle söyleyelim. Ama bir şeyler de değişti Avrupa'da. Şimdi başlangıçta Ukrayna sahası bir mücadele sahası iken... Avrupa için son gelişi, özellikle göçmen kriziyle başlayan hareket, bakın ne diyoruz, onlar bu söylediklerini Avrupa'da görüyor. Hı hı. Onlarda da bir üst akıl var yani, şimdi Avrupa aklını inkar edemeyiz. Yani burada işte o silahlı grupların, sahadaki dağınık silahlı grupların yarın Ukrayna'da kalmayacaklarını da çok iyi biliyorlar. Yani nasıl bizden bakınız Suriye'den, Irak'tan istikrarsızlaşınca terör grupları Türkiye'ye gelip eylem yapıyor. PKK'sıydı, DAEŞ'iydi, bilmem neyi. Şimdi bunlar burada kalmayacaklar. Bunlar Avrupa'yı da doğru yayılma ihtimalleri var. Yani Avrupa'nın istikrarsızlaşması da bu anlamda Amerika'nın işine gelir. Çünkü daha fazla Amerika'ya bağlı hale gelirler. Yani burada zaten yaratılan Rus korkusunun normalin üstünde bir pozisyona taşınması da aslında bir stratejinin parçasıydı. Avrupa'da Rus korkusu yaratıp Avrupa'yı Amerika'ya daha fazla bağlı kılmanın bir şey. Dolayısıyla burada bir anda bir ayrışma yaşandı. Bakınız artık Avrupa için mücadele sahası olan Ukrayna beka sahası haline dönüştü. Burada bir ayrışma oldu. İşte şimdi burada tam da sizin sorduğunuz soruya gelelim. Avrupa ordusu kurulun. Biliyorsunuz daha önce denemeler yapıldı filan. Hatta buna karşı da Amerika sarı yelek hareketinin başlamasının sebebi Macron'un, yani bir sebeplerinden biri de diyelim, Macron'un Avrupa ordusu ısrarıdır. Yani NATO'nun beyanını gerçekleştirdi. Bir Avrupa ordusunun da ötesinde bir şey ben olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani sadece bir ordu değil de NATO'ya alternatif, içinde ABD'nin olmadığı kolektif bir Avrupa Güvenlik Teşkilatı'na doğru bu süreç evrilebilir. Neden? İki temel sebebi var. Bir, artık Avrupa Rusya'ya karşı ABD'nin tek başına Avrupa'yı savunmayacağını ya da savunamayacağını biliyor. Net İki, gördüm. Çin'e karşı aynı şekilde ABD'nin Avrupa'yı tek başına koruyamayacağım. O işte bir anda ne oldu? Yani bu bir tetikleyici hareket oluşturdu ve Almanya bir anda 100 milyar euroya çıkardı. Yani ne olur? Evet, yani her toplum kendi sosyogenetik kodlarına yüzleşir. Bir anda da geri gelebilir. İş buna doğru gidiyor efendim. Ve garantörlükle ilgili? Yani garantörlük çok riskli. Evet, yani burada garantörlükten ziyade gözlemci olmak, iki ülkeyle de bu anlamda şey yapmak, ne diyelim, dengeli bir şekilde süreci götürmeye. Ancak garantörlükten ziyade hani barış gücü misyonunda Türkiye'nin yer alması önemlidir. Yani Türk askerinin barış gücü misyonu çerçevesinde orada barışı sağlayacak taraflar arasında işte bir barış görevi yapacak, bir takım hareketlerde bulunacak şekilde orada görev alınabilir ama garantörlük dediğiniz zaman sorumluluk altına giriyorsunuz. Peki. Yani bu iki ülke arasındaki denge politikasını da Türkiye açısından riske sokabilir. O yüzden en azından şu aşamada barış
yani bir garantörlük değil de gözlemci ve barış gücü durumunda devam etmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Süremin sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi de sizin alayım. Meseleye ilişkin bundan sonra yakın gelecekte 1-2 ay dedi Sayın Pekin Paşa. 1-2 ayda çözülür mü? Daha da uzar mı? Siyaseten çok uzayacağını çok iyi anlattınız. Askeri anlamda ne dersiniz? Vallahi zamanı en iyi kullanmak için bence işin askeri olarak çözülse bile siyasi olarak bu konu epeyce bir döküp saçtı ortalığı. Onların toparlanması. Evet, ekonomi meselesi var. Bile. Yeni dünya düzeninin oluşması, dengelerin yerli yerine gelmesi, bunlar çok zaman alacak. Onun için bunların içinde fırsatlara bakmak lazım. Şöyle son cümle olarak belki şunu söylemekte fayda var. Şimdi bunu söylemek ilk anda ya işte koyun can derdinde, Hasan Hoca et derdinde diyebilirler ama ben Türkiye'nin faydasına ne sağlanabilir ona konsantre olurum bir şey olduğunda. Ya da önce nereden zarar etmeyiz? Evet. Öyle başlayacağız. Sonra en az zararla nasıl çıkarız? Hiç zarar etmeden nasıl çıkarız? Minimum da olsa faydamız olur mu? Daha fazla faydamız olur mu? En fazla ne fayda sağlar? Şimdi bunlara baktığımda şunu görebiliyorum genel olarak. Rusya ile böyle bir kapışmanın içindeki bir batı bizim için en ideal batıdır. Bırakalım Rusya ile bu devam etsin. Batıyla bu denli bir kapışmanın içindeki Rusya da bizim için iyidir. Bırakalım devam etsin. Bırakalım devam etsin. Zaten bizim bırakmasak da böyle. Evet, hani istemesek de yani bu işte bunlar hani, devam edecekler onu söyleyelim yani. Köylü tarlasında çalışıyormuş. Bizim oralarda böyle anlatılır. Ondan sonra üzerlerinden ilk tayyare geçiyor falan. Çocuk büyük bir şeyle baba tayyare demiş. O çocuk babası da demiş ki bırak lan geçsin işte demiş. Sanki bırakmasa geçmeyecek gibi. Ha, bizimle alakalı değil ama aynı şey Çin için de geçerli. Onlar da Amerika ile bir şekilde daha bir kapışmanın içinde olacaklar. Bunların hepsini fırsata dönüştürmenin, faydaya dönüştürmenin yollarına bakmak Peki, lazım. Çok teşekkür ederim. Sayın Pekin bir cümlede sizden son sözlerinizi alayım. Ukrayna bölümünü kapatıyorum. Yani ben şunu söyleyeyim tabii. Evet, ateşkes ölümler de olabilir 1,5-2 ay içerisinde ama bu siyasi çalkantı devam edecek. Bu siyasi çalkantının bazı şeyleri, askeri tezahürleri, güvenlik tezahürleri hem Orta Doğu'da hem Kafkaslar'da hem de Avrupa'da göreceğiz bunları. Akdeniz'de de göreceğiz. Umarım Türkiye bunların hepsini doğru hesaplar ve bu işten Hasan Hocam dediği gibi en faydalı şekilde çıkarız diye değerlendiriyorum. Peki. İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsem Koordinatörü. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Ünal. Çok teşekkür ederiz. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doktor Eray Güçlüer Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Ukrayna meselesini uzun uzun konuştuk. Birazdan seçimleri, seçim yasasını konuşacağız. Hangi parti karlı, hangi parti zararlı, nereye gidiyor bu mesele, onları konuşacağız. Çok kısa bir ara var. Devam ediyoruz. Ukrayna meselesini uzun uzun konuştuk. Biraz da içeriye bakalım. İçeride tabii pahalılık konuşuluyor. Şimdi Resul Tosun, Star Gazetesi yazarı ve İbrahim Uslu, kamuoyu araştırması konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar, günaydın. Sağolunuz. Resul Bey, merak etmeyin, pahalılığı sormayacağım. Bu seçim meselesini tartışalım. Siz pahalılık meselesine gelince onları sonra konuşuruz diyorsunuz da. Bu seçim kanunu MHP ve AK Parti'nin çalışmasıyla geldi. Baraj %7'ye indi. Fakat bir tartışma başladı. Sanki ittifakları dağıtacak ya da küçük partiler hak ettikleri oy alamayacaklar gibi bir tartışma başladı. Siz bu seçim yasasını bize izah eder misiniz? Şimdi aslında bu seçim yasalarının seçimlerden önce yapılmasını ben doğru bulmayanlardanım. Yani bu aslında başlangıçta anayasanın 67. maddesi de yapılan seçim kanunlarının
bir sonraki seçimde değil, seçimden sonra uygulanmasını esas alacaktı. Öyle bir değişiklik oldu. Bu anavatan döneminde maalesef Türkiye'nin yani siyasetteki demokratikleşme sürecine kötü bir örnek oldu. Yani bir sene sonra uygulanır demek, yani önümüzdeki seçimde uygulanacak demektir. Ve siyasi partiler de bugün, yani 80'den bu yana bir sonraki seçimlere hazırlık yapmak için kendi lehlerinde değişiklikler yaptılar. Yani bu değişikliği önce böyle bir değerlendirmek gerekiyor. Siyasi parti ve seçim yasalarının bir sonraki seçimde, yani takip eden seçimde uygulanmaması, bir sonraki seçimde uygulanması esas alınmalıdır. Benim kanaatim budur. Böyle olursa seçim yasası demokratik olur. Muhalefetin, iktidarın birlikte karar vereceği demokratik ilkelere uygun bir şey olur. Ama öyle olmayıp da işte takip eden seçimde uygulanacak hale gelince, bugün muhalefetin yaptığı gibi elbette eleştirilecektir. Benim de eleştirilerim var. Yani. Ya burada plan ne? Plan ne Resul Bey? Açık açık plan ne burada? Burada plan bence birinci plan Millet İttifakı'nın erken seçim beklentilerini boşa çıkarmaktır. Çünkü Millet İttifakı biliyorsunuz 3 senedir bugün seçim, hemen seçim, erken seçim diyerek sürekli erken seçim söylemini gündeme tuttu. Bu seçim yasasının Mart ayında gündeme gelmesi en erken Nisan ayında yasalaşması demektir. Bunun anlamı da artık erken seçim ihtimalinin kalmadığıdır. Dolayısıyla bu yasanın bence siyasi hedefinin yani ilk maddesi Millet İttifakı'nın erken seçim beklentisini boşa çıkarmaktır. Yani Millet İttifakı'nı ters köşe yapmıştır bu şey. Peki İkincisi, burada bir virgül koyalım. Şimdi evet. İbrahim Bey'e soralım. İbrahim Bey, iyi niyetli bir yasa mı? Baraj %7'ye düşüyor. Öteden beri de baraj düşsün diyenler vardı. İşte baraj düşüyor. Ama başka endişeler de var. Yani ittifaklar dağılabilir mi? Küçük partilerin artık ittifaklarda anlamı kalmadı değerlendirmeleri de yapılıyor. Sizce plan ne? Yani burada aslında bu, ve bana soracak olursanız, bu kerhen gelmiş bir yasa. Niye kerhen? Aslında AK Parti yola çıkarken böyle bir yasa değişikliği ümidi ve planıyla yola çıkmamıştı. AK Parti'nin planı aslında başkaydı. Yani seçim bölgelerini değiştirmek istiyordu. Daraltılmış bölgeye geçmek istiyordu. Bu hani iyi niyetli ya da kötü niyetli yorumlayabilirsiniz. Çünkü daraltılmış bölge ya da dar bölge dediğinizde birilerine oturup kağıt kalemle harita üzerinde seçim çevrelerini çizmesi demek. Siyaset bilimi literatüründe buna gerrimanderizm diye bir ismi bile var. Yani seçim çevreleriyle oynayarak size en avantajlı işte seçim çevreleri tasarımını kurgulamak ve seçimde işte üstünlük elde etmeye çalışmak politikasına deniyor bu. Şimdi AK Parti bu amaçla yola çıkmıştı. Birinci hedefi buydu. İkinci hedefi de il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından doğrudan atanmasını arzu ediyordu. Böylece şey, yani işte kendine göre belki ikinci bir tasarım daha yapabilecekti. Fakat MHP bunların ikisini de kabul etmedi. Öyle olunca şimdi üzerinde 2 yıl çalıştılar. Şimdi 2 yılın sonunda biz bunu getirmiyoruz parlamentoya falan deselerdi çok daha el büyük eleştiri alacaklardı ve bu bir ittifak içi kriz olarak yorumlanacaktı. Öyle olunca mecburen ve kerhen bir yasa değişikliğini parlamentoya getirdiler. Burada işte %7 var. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasaklardan, seçim yasaklarından muaf tutulması var. AK Parti'nin işine yarayabilecek. Onun dışında da bu bir önceki seçimde... Don sistemi. Evet, 2018'de bir mühendislik yapıldı. Şimdi şu an yeni bir sistem gelmiyor. Biz 2018 öncesine dönüyoruz. 2018'de bir mühendislik yapıldı. Ben eminim ki bir sürü simülasyonlar yapılmıştır bu yeni gelen sistemin, yani ikili don't sisteminin. İlk önce ittifaka göre ve don't sistemini baz alarak milletvekilliklerini dağıtma, sonra ittifak içinde don't sistemiyle bir daha dağıtma. Bunun kendilerine ne büyük bir avantaj getireceği konusunda sürüyle simülasyon yapılmıştır. Fakat tabii don sistemi sürprizleri açık ve il bazında seçim tahminleriniz elinizde, güvenilir tahminleri yoksa
bazen ters köşe olabiliyorsunuz. Öyle oldu ve Cumhur İttifakı toplamda işte 20-30 aralığında milletvekili kaybetti bu yeni mühendislik neticesinde. Onu kaldırdılar, eski sisteme geri dönüyorlar. Peki siz bugün bunu da gazete pencerede yazmışsınız. Diyorsunuz ki ama seçimin havası bütün sistemleri değiştirebilir. Resul Bey şimdi önce siz samimiyet ediyorsunuz ki hakikaten de seçimlere gidilecekse kanunla oynanmamalı. Bir kanun olmalı. Türkiye ona göre hareket etmeli. Ya da diyorsunuz ki az önce eğer değiştiriliyorsa hemen ilk seçimde değil bir sonraki seçimde uygulanmalı. Şimdi daha önce ittifakların önemi amaçlandı. Türkiye 151 barajına mecbur kaldı. Yani en önemli şey 51'i bulmak. Ama bunun için de ittifaklar önemliydi. Şimdi bu sistem ittifakları ya da ittifak içindeki küçük partileri daha önemsiz hale getirmiyor mu? Ya getirmiyor bence. Çünkü ben bu gelen seçim kanunu teklifinde sadece iki tane olumlu nokta görüyorum. Birisi grup kurma şartının ortadan kaldırılması, seçimlere girebilmesi için bir siyasi partinin. Bu bence demokratik bir adımdır. İkincisi de bu don sisteminde her siyasi partinin kendi oylarıyla seçilebilmesidir. Bu evet siyasi mühendislik de olabilir ama bu da bence her siyasi partinin yani kendi amblemiyle seçime girmesini sağlayacak ve her siyasi partinin gücünü ortaya koyacak bir düzenleme olduğu için ben bunu olum görürüm. Diğer maddeler teknik maddeler zaten. Dolayısıyla bu seçim yasası yani İbrahim Bey'e katılıyorum. Aslında hedeflenen şekilde ortaya çıkmadığı için yapmak zorunda kalınmış bir şeydir. Ancak grup meselesini ve her siyasi partinin kendi oyla seçilme meselesinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Lakin bu ittifakları nasıl etkiler? İttifakları bir defa şunu da söyleyeyim. Yani %10'dan %7'ye düşüyor olması barajın evet müsbet bir adımdır ama bana göre hiçbir faydası olmayacak bir adımdır. Yani ittifak 2018'de yasalaştıktan sonra Türkiye'de barajın hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Şu anda mecliste 10 tane siyasi parti var. Bunların hiçbirisinin bırakınız barajı %7'yi 10 tanesi bir araya gelse %7'yi etmeyecek. Yani %1'in altında sıfırlarda gezen siyasi partilerin temsilcileri var. Nasıl girdiler? Bu işte ittifaklar yasallaştığı için ya kendi parti amblemiyle girdi ki öyle bir parti olmadı. Çünkü küçük partilerin tek başına seçilebilecek seçim bölgelerinde destekleri olmadığı için diğer siyasi partilerin ittifak ortaklarının listelerinden girdiler şu anda mevcut şeydeki. Dolayısıyla bundan sonra da yani önümüzdeki seçimde de yani sadece Büyük Birlik Partisi ilan etti. Ben kendi şeyimle, amblemimle seçime gireceğim ittifak içinde diye. Eğer herhangi bir seçim bölgesinden milletvekili çıkarabilecek kadar don sistemine göre oy alabilirse milletvekili çıkarabilecek. Yoksa milletvekili çıkaramayacak. Diğer siyasi partilerin ben aynı yöntemi takip edip edemeyeceklerini bilemiyorum. Ankara'dan gelen kulislere göre siyasi partiler, bu küçük siyasi partiler kendi aralarında yeni ittifaklar oluşturarak %7 barajını aşmayı düşündüklerini, tartıştıklarını söylüyor ama yani İbrahim Bey daha iyi bilecek. Elimizdeki anketlerin tamamında bu küçük siyasi partilerin 10'unun da bir araya gelmesi halinde %7 barajı aşamayacakları ortada. Dolayısıyla bunlar yine ittifak ortağı büyük siyasi partilerin listelerinden meclise girmeyi belki düşünecekler, tartışacaklar, pazarlık konusu yapacaklar. Yani ittifak konusu, ittifak yasalaştığı için küçük siyasi partilerin bu konuda çok fazla olumsuz etkileneceği kanaatinde değilim ben. Peki hemen siz de pası iyi attınız. İbrahim Bey daha iyi bilir dediniz. Bu ittifaklardaki tabloyu ya da küçük partilerin tutumlarını. İbrahim Bey yani herkes birbirine ima ediyor ama amaç Millet İttifakı'nı bölmek ya da parçalamak ya da o altı partiyi ayırmak gibi de görünüyor tabloda. Buna katılır mısınız? Ya da daha net sorayım. Millet İttifakı bölünür mü bu yasadan sonra?
Ben bu yasanın hayırlı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Şöyle ki biliyorsunuz yerel seçimlerde aslında bir ittifak yasası yoktu. Fakat bir ittifak kültürü oluştuğu için yani ittifak dediğimiz şey yasal olarak sadece milletvekili seçimi için var. Cumhurbaşkanlığı için de yok. Belediye başkanlığı yerel seçimler için de söz konusu değil. Ama yerel seçimlerde partiler seçim işbirliği yaptılar. Fiili ittifaklar yaptılar. Fakat bildiğimiz ittifaktan biraz daha dinamik ve biraz daha esnek bir ittifak modeliydi. Neyi kastediyor? Bazı yerlerde birlikte girdiler. Bazı yerlerde birbirleri rakibi oldular. Bazı yerlerde biri çekildi, öbürünü destekledi falan. Şimdi dinamik bir ittifak modeli vardı. Burada da benim gördüğüm bir süreçte partiler bir şok yaşarlar, bir çözüm ararlar. Yani işte bugün bahsettiğiniz yazıda ben 3 senaryodan bahsettim. Aslında 4. bir senaryo daha var. Yerel seçimlerdeki gibi. Yani bazı yerlerde diyelim ki İYİ Parti'ye yüklenilecek. Bazı yerlerde Konya'da Millet İttifakı kendini biraz geri çekecek, Gelecek Partisi'ne yüklenecek. Hatta belki büyük partiler Gelecek Partisi'nin listesine kendi milletvekillerini vererek kendi seçmenlerini oraya teşvik edecekler. Diyarbakır'da başka bir parti ön plana çıkacak falan. Yani bu şeyde geçen sefer küçük partiler büyük partilerden girdi 2018'de. Şimdi küçük partiler bir araya gelebilirler. İttifak içinde kalıp %7 yaşıp il barajlarını geçmeyi deneyebilirler. Mesela modellerden biri bu. Ama bir de daha sıkı bir mühendislik yapıp yani iç mühendislik. Şu ilde ne yapalım, bu ilde ne yapalım, hangi parti ön plana çıksın, kimin listesinden giriyoruz. Burada iki parti, üç parti ayrı ayrı mı girelim yoksa tek bir partide birleşelim mi? Burada bu parti şurayla birlikte hareket etsin, orada öbürüyle hareket etsin gibi. Bence il bazlı, seçim çevresi bazlı, daha doğrusu il bazlı demek lazım. İttifak denemeleri göreceğiz. Çünkü bu işin sonu oraya doğru gider. Parçalanmaları, ayrılmaları küçük partilerin içine gelmiyor. Bir araya gelip baş büyük partinin listesinden girmeleri ne büyük partinin ne küçük partinin içine gelmiyor. Çünkü hiçbiri mutlu olmuyor. Öbürü yani çünkü olan... öyle dediğiniz zaman o küçük partilerin kurumsal kimliği ortadan kalkmıyor mu? İşte onun ortadan kalkmaması için bazı yerlerde küçük partinin ismiyle girilecek, bazı yerlerde büyük partiyle birleşilecek. O yüzden dedim yani mesela Konya'da Sayın Davutoğlu'nun memleketi ve büyük partiler oradan Gelecek Partisi'nin listesinden mesela yarışa girecekler. Dolayısıyla orada Gelecek Partisi kendi kurumsal yani bir şeyde biz seçim pusulasında Gelecek Partisi'nin logosunu da göreceğiz. Ama diyelim ki İzmir'de Gelecek Partisi bu sefer İYİ Parti ile anlaşacak. Demokrat Parti de CHP listesinden girecek. Ama bu Türkiye genelinde değil, il bazlı ve seçim çevresi bazlı oturup partiler buna kurmaylar oturup buna karar verecekler. En rasyonel çözüm şu an için buymuş gibi görünüyor. Bence süreç buraya doğru yönelecek. Peki Resul Bey, siyaset bu kadar mühendislik kaldırır mı? Küçük partilerin Millet İttifakı'nın ana lokomotifi gibi görünen CHP ve İYİ Parti listelerinden aday olmaları tabloyu nasıl etkiler? Vallahi büyük partilerin listelerinden aday olmaları kendi taban oylarının tamamen kendilerine geleceği anlamına gelmez. Yani daha önce zannediyorum Özer Sencer Bey buna temas etmişti. Yani söz gelmiş Saadet Partisi'nin adayları CHP listesinden girdiği takdirde Saadet tabanının oylarının tamamının CHP'ye gitmesi söz konusu değil. Özer Bey'in tahmini yani anketçi olduğu için adını zikrediyorum. En az 1/3 oyu ittifaka gitmez, kendisine yakın diğer şeylere gider diyor. Dolayısıyla küçük partilerin büyük ortakların listesinden girmesi o parti tabanının tamamının oyunu alması anlamına gelmeyecektir. Ben de aynı kanaatteyim. Dolayısıyla İbrahim Bey'in söylediği metodu uygularlar mı? Ne kadar uygulayabilirler? Başarılı olur mu? Olmaz mı? Orası da yani mantıklı görünmekle birlikte yukarıda alınan kararlar seçmene olduğu gibi yansır mı sorusuna cevap aradığımızda ortaya çıkacak bir gerçektir. Dolayısıyla küçük siyasi partilerin yani şu anda dolaşılan ihtimaller, tartışılan ihtimallerden birisi kendi aralarında mesela geleceğin Saadet Partisi'nin Deva Partisi gibi seçmen tabanı muhafazakar olanların bir mukaddes ittifakından da bazı arkadaşlar bugün yazılarında bahsetmişler. Sol ittifakta olduğu gibi. Ama Türkiye'de
seçmen fotoğrafını iyi okuduğumuz takdirde siyasi partilerin kendi tabanlarına sahip çıkabilmeleri için bence daha fazla çalışmaları ve en azından gerçeği görerek hareket etmeleri gerekiyor. Küçük siyasi partilerin ben her ne kadar İbrahim Bey'in bahsettiği şey mantıklı görünüyorsa da çok şanslı olduğu kanaatinde değilim. Peki, Sayın Uslu, şimdi, eminim siz de bir takım simülasyonlar yapmışsınızdır. Bugünkü tekrar Gazete Pencere'deki yazınızda da bahisler var. Şöyle bir simülasyon var örneğin. Diyor ki simülasyonda CHP bu yöntemle yani 2018 verilerine göre 11 yerde ilk kez milletvekili çıkarırken artı 30 milletvekili sahip oldu. Şimdi aynı oyları alsa bunları yapamayacak. Sizin simülasyonlarınızda bu işten karlı çıkan parti dediğiniz aritmetik olmazsa tabii siz başka alternatifler sunuyorsunuz. Mevcut haliyle gidilirse hangi partiler karlı, hangi partiler zararlı çıkıyor? Şimdi don sisteminde büyük partiler karlı çıksın diye kurgulanmış bir sistem. Yani bir don sisteminin amacı tıpkı barajlarda olduğu gibi büyük partilerin daha fazla milletvekili çıkarmasını sağlamak ve böylece bir siyasal istikrar elde edebilmek. Küçük partiler dezavantajlı. Şimdi geçen sefer de aslında evet Millet İttifakı'na yaradı fakat Millet İttifakı içerisindeki işte büyük parti yaradı. Daha çok CHP'ye yaramış oldu. Çünkü o artık oylar, ittifak içindeki artık oylar büyük partiye gidiyor. Şimdi ittifak içindeki üye sayısı arttıkça büyük partiler daha avantajlı olacaktı. Bu seçimde Millet İttifakı'nın oyları geçen sefere göre daha da artmış olacağı için belki avantajı biraz daha yüksek olacaktı. Cumhur İttifakı geçen sefer oyu fazla olmasına rağmen bir dezavantaj yaşadı. Şimdi AK Parti benim gördüğüm mühendislik yapmaktan vazgeçti. Yani bu bir mühendislik değil. Çünkü geçen seçimde Cumhur İttifakı toplamda 53.7 aldı. Bugünkü tahminlerde %40 civarında olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Yani 13-14 puan 2018'in altında. Dolayısıyla 2018 sonuçlarına bakarak yarına göre projeksiyon yapmak imkansız hale geldi. O yüzden benim gördüğüm her seçim bu yeni bir şey ve yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Benim bahsettiğim şey yani ben icat ediyor değilim şu an. Yerel seçimlerde uygulanan modeli anlatıyorum. Yerel seçimde partiler bunu bazı seçim çevrelerinde yapabildiler ve yaptıkları yerlerde seçmeni konsolide ettiler ve sonuç aldılar. Aynen öyle. Bunu yapamadıkları yerlerde mesela AK Parti ile MHP iyi bir ittifak kurdu. Kader birliği yaptı falan. Ama illerin bazılarında yapmadı. Ve 11 ilde AK Parti MHP'ye belediye başkanlığı kaybetti. 11 il belediyesi kaybetti. Şimdi dolayısıyla ittifak içinde olup aynı seçim çevresinde her ikisi milletvekili gösterip birbiriyle rekabet ettiğinde bazen birbirlerine zarar verebiliyorlar. O yüzden de benim gördüğüm bu sefer yerel seçimlerden de ders çıkarmış olarak ve eski seçimlerden de ilham alarak oturup il bazlı, seçim çevresi bazlı ittifaklar üzerinde çalışacaklar. Bu sadece küçük partileri ilgilendirmiyor. Cumhur İttifakı'nda ilgilendiriyor. Cumhur İttifakı'nda içinde bir sürü küçük parti olacak çünkü. Peki. Sürem çok daralıyor. Daha iki sorum daha var. Bir öncelikle Resul Bey lütfen çok kısa. Bu değişiklik yani kartların bir anlamda yeniden dağıtılması Millet İttifakı açısından Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini nasıl etkiler? Vallahi Millet İttifakı'nın aday konusunda geldiği nokta bir çıkma sokağa dönüştü. Meral Hanım'ın son ismi belli olmayan, bilinmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı demesi bütün ihtimalleri bir anda tartışır hale getirdi. Dolayısıyla ben şu anda Millet İttifakı için herhangi bir yani tahminde bulunamıyorum. Peki. Yani daha işler daha zor hale geldi şeyini anlıyorum. Evet daha zor hale geldi. Meral Hanım zorlaştırdı işi. Evet. Peki İbrahim Bey'e soralım. İbrahim Bey son zamanlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı çok ön plandaydı. Ta ki bu ittifak meselesi tartışırken. Bu iş Cumhurbaşkanı adaylığını etkiler mi?
Bence iki ayrı masa kurulacak. Biri milletvekili masası, öbürü cumhurbaşkanlığı masası. Cumhurbaşkanlığında değişen bir şey yok. İlk günkü hangi zorluklar varsa onlar devam ediyor. Milletvekili masası ayrı çalışacak, cumhurbaşkanlığı ayrı çalışacak. Çünkü biri çok net bir tane aday bulacaklar. Türkiye tek seçim çevresi. Diğeri Türkiye 86-87 seçim çevresi ve orada 600 kişi seçilecek. O yüzden iki ayrı masa olacak. Ben bu seçim kanunu ve getireceklerinin cumhurbaşkanlığı sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum ama cumhurbaşkanlığı işi zor bir iş. Orada Resul Bey'e katılıyorum. Peki. Son sorum. Çok az sürem kaldı. HDP meselesi var bir de. Şimdi Resul Bey siz dediniz ki ben eleştiriyorum kanunu ama iyi gördüğüm bir şey grup şartının ortadan kalkması. HDP kapatılırsa HDP'li milletvekilleri ne yapacaklar? Bu maddeyle HDP'nin kapatılmasına dönük de bir operasyon seziyor musunuz? Onu kapatılması konusunda, mahkeme süreci konusunda pek fikrim yok. Yani nedir, ne hangi aşamada. Ancak en kötü ihtimal kapatılmasıdır. Kapatılması halinde zaten alternatif siyasi partileri HDP'nin var. O konuda yani seçimde herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını ben tahmin etmiyorum. HDP cenahı bu konuda bence çok deneyimli ve çok kendilerine göre, kendileri açısından tedbirli davranan bir siyasi parti. Partinin kapatılması HDP'yi çok fazla etkilemeyecek diye düşünüyorum. Yani HDP bunun önlemini almıştır. Bu grup meselesi de HDP'yi bağlamaz diyorsunuz. Tabii şu anda hazır yedek siyasi partileri var. Olmadığını düşünelim. Yani Doğu'da, Güneydoğu'da HDP bağımsız olarak da seçimlere girerek alabilir. Artı acaba Millet İttifakı'yla girebilirler mi? Parti adıyla olmadığı için Millet İttifakı'nın yahut da CHP'nin listesinden de isimler koyarak bence CHP Güneydoğu'dan, Doğu'dan da yüklü miktarda oy alabilir. Yani bu konuda HDP'nin önünde ben herhangi bir engel görmüyorum. CHP gibi HDP'yi 89'dan beri meclise taşımakta, önünü açmakta mahir bir parti varken ve HDP gibi tedbirli bir siyasi partiyi hesaba kattığımızda ben HDP'nin seçimlerde olumsuz etkilenmeyeceği kanaatindeyim. Peki. Aynı soruyu size sorayım Sayın Uslu. Yani bu grup meselesi HDP düşünülerek mi getirilmiş bir mesele? HDP'nin kapatılma davası devam ediyor. Kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Mahkeme karar verecek ama onlar da aynı zamanda bir üçüncü ittifak arayışıyla sol partilerle. HDP ne yapar? Bu grup meselesi HDP'yi zorlar mı? İbrahim Bey beni duyuyor mu? İbrahim Bey beni duyuyor mu arkadaşlar? İbrahim Bey bağlantısı bir sıkıntı var arkadaşlarım. Şimdi toparlıyorlar. Dediğim gibi HDP ile ilgili kapatma davası devam ediyor. Ama bu getirilen yasada grup kurma şartının ortadan kaldırılması HDP'ye yönelik bir operasyon olarak değerlendiriyor. Sorumu duyabiliriz mi Sayın Uslu? HDP'nin durumunu sormuştunuz galiba. Değil evet. Mi? Yani bu HDP'yi ne kadar ilgilendirir? HDP'nin 3. ittifak arayışları ne olur? HDP zaten 3. ittifak. Aslında bir önceki seçimde de bir ittifak vardı biliyorsunuz. Tip milletvekilleri HDP listelerinden girmişti. Şimdi ittifakı genişletiyorlar, büyütüyorlar. Dolayısıyla bu benim gördüğüm HDP açısından bir sigorta işlevi görecek. HDP ister kapatılsın ister kapatılmasın sosyalist solla birlikte güçlü bir ittifak kuruyor ve oy oranları falan da benim gördüğüm bütün iktidar dengelerini etkileyecek seviyeye çıkabilir. Çünkü özellikle genç kitleyi alacak. O yüzden o partilerden birinin listelerinden girerler. Buradan da yani kapatmanın ben HDP ve bu sol ittifak oylarına bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu ittifak olacaktır. Şu anki kadar geniş tabanlı olmayabilir. Ama her durumda orada ben bir ittifakın kurulacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç toplantı yaptılar ve çok fazla sorun görünmüyor. Bu grup meselesi HDP için mi konmuş bir mesele? Bence öyle. Sadece HDP için kondu. Çünkü grup sahibi olma, o ben Resul Bey'den ayrı düşünüyorum. Partilerin seçime kolayca girebilmelerini sağlamak için konmuş bir şeydi o. Yani örgütlenmediyseniz bile, grubunuz varsa yine de girin. Önemli olan burada partileri seçimden uzak tutmak değil, seçime girebilmelerini sağlamaktır, kolaylaştırmaktır. Şimdi bizim sistemimiz tek kolay faktörü de kaldırdı. Yani öyle bir düzenleme var ki,
41 ilde örgütleniyorsunuz. Onların her birinin 3 il içerisinde örgütleniyorsunuz. Büyük kongreyi yapıyorsunuz. Yine giremezsin diyor. Niye abi? 6 ay bekleyeceksin. Niye bekliyorum ben? Çay mıyım, demleneyim yani? Hayır, 6 ay bekle, ondan sonra sıkacağım seni seçme. Ya yaptım ben her şeyi. Yine de giremezsin. İyi Parti o yüzden giremiyordu. Bütün koşulları yerine getirmişti. 6 ay bekleme süresi olmadığı için giremiyordu. Grup şartıyla girebildi. Şimdi demokraside esas olan partilerin seçime girebilmesini sağlamaktır. Seçime girmemesini sağlamak bir demokrasi olamaz. O yüzden bu HDP için kondu ama HDP bunu çok rahat aşacak. İtirazınız var mı Resul Bey? Yok yok. Tamam. O zaman sulh içinde yayını noktalayabiliriz. Seçim biz Resul Bey'le hep anlaşıyoruz. Efendim? İyi dostumdur. Resul Bey'le hep anlaşıyoruz. Çok saygı duyarım size. Maşallah maşallah. Resul Bey'le biz de hep anlaşıyoruz. Bir tek hayat pahalılığı konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah onunla da anlaşacağımız günleri hep birlikte yaşarız. İbrahim Uslu çok teşekkürler. Resul Tosun çok teşekkürler. Bu seçim kanunu aydınlattınız bizi. Bu kanun ne getiriyor, ne götürüyor? İttifaklar yeniden mi harmanlanacak? Bölünecek mi, bölünmeyecek mi? Kim neyi amaçlıyor? Bakacağız ama ben yine de İbrahim Uslu'nun o cümlesini tekrar hatırlatayım. Her seçimin havası başka. Sistemler o havayı çok fazla etkilemeye bilir diyor Sayın Uslu. Öncesinde Ukrayna'yı konuştuk değerli konuklarımla, sonra iç siyasete girdik uzun bir aradan sonra ama sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda karşınızda olacağım. Günün ve gündemin sorularını sormak için şimdilik hoşçakalınız.